Merhabalar sevgili izleyenler, günaydınlar. Ben Ata Selçuk, ET Spor ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 7'yi gösteriyor ve günün başlama vuruşunu yapma vakti geldi. Biliyorsunuz hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde başlama vuruşuyla karşınızda oluyoruz ve saat 10'a kadar size dünün ve bugünün spordaki nabzını tutuyoruz ve bugün de öyle olacak. Bugün haftanın son günü, cuma günü ve haftayı kapatacağız bugünle birlikte. Ardından cumartesi ve pazar seçilme enteşli hafta sonu sizlerle birlikte olacak 8-11 aralarında. Ama pazartesi tekrar karşınızda olacağız. Şimdi efendim başlayalım. Fanatik ve Fotomaç gazeteleri ilk olarak her zaman biliyorsunuz başlama vuruşunda size spor gazetelerinin manşetlerini göstermeye çalışıyoruz. Ve şimdi ekranlara gelecek. Fanatik gazetesi ve Fotomaç gazeteleri nasıl görmüşler maçları diye. UEFA Avrupa Ligi'nde dün çok kritik maçlar vardı. Beşiktaş Fransa'da kazandı. Fenerbahçe Manchester United'ı elinden kaçırdı. Bakalım Fanatik gazetesi ve Fotomaç gazetesi manşetlerde ne görmüş. Fener 1 puana üzüldü. Kartal'dan büyük zafer şeklinde 2 başlık görüyoruz ve Galatasaray ile ilgili Avrupa tamam, sıra Kartal'da. Trabzonspor Mendy'ye sıkı takip şeklinde Fanatik gazetesi bu şekilde 4'e bölmüş sayfasını. Manchester United'a karşı Fenerbahçe'nin etkili bir oyun oynadığı ve 1 puanı üzüldüğünü söylemiş. Kartal'ın da Fransa'da çok kritik bir galibiyete imza attığı ve adeta kalede duvar ördüğü belirtilmiş. Bir de Fotomaç gazetesine gelelim. Şimdi Fotomaç gazetesinde hakem kurbanı şeklinde bir başlık var Fenerbahçe ile ilgili. Hakem Clement Turpan'a yönelik eleştiriler var ve diğer tarafta da Jetson Destan şeklinde bir başlık var ve Beşiktaş'ın galibiyetinde bu şekilde görmüş. Fotomaç gazetesi Başakşehir dağıldı diyor efendim ve Aslan Derbiye de çift forvette çıkacak başlığını görüyoruz. Fırtınanın istediği Drion ligin en iyisi başlığı da Trabzonspor için var. Başlama vuruşunda gazetelerle birlikte başlamayı yaptık. Şimdi grafiklerimiz ekrana gelecek efendim. UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba gününden başladık. Braga Bodo Glimt karşılaşması. Bodo Glimt deplasmanda Braga'yı 2-1 ile geçti. Çarşamba günü oynanan maçlar bunlar ve Galatasaray Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup etmişti. Şimdi dünün sonuçlarına bakacağız. Frankfurt Rigas'ı 1-0, Roma Dinamo Kiev'i, Midland Union Saint-Gilloise'ı yine aynı skorlarla mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekipler 1-0'lık skorlarla gülmeyi bildi. Ajax Karabağ deplasmanında 3-0'la güldü ve Real Sociedad Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci sayfayı rica edelim. UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlara devam edelim. PAOK Victoria Pilsen 2-2 eşitlikle sona erdi. Ferencvaros Nice 1-0'la geçti. Fenerbahçe Manchester United karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Tottenham AZ Alkmaar maçı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle son buldu. Beşiktaş Fransa'da destan yazdı. Lyon'u deplasmanda 1-0'la geçti. Anderlecht Ludogorets'i 2-0. Athletic Bilbao Slavia Prag'ı 1-0 kendi sahasında mağlup etti. Olympiakos Malmö deplasmanında 1-0'lık skorla kazanmasını bildi. Porto Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti. Lazio Twente'yi 2-0'la geçti ve Rangers FCSB'yi 4-0 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde dünün sonuçları bu şekilde. Konferans Ligi sonuçlarımız hazırsa onları da rica edelim. Genel hatlarıyla şöyle bir size gösterelim. 24 Ekim Perşembe günü kritik maçlar oynandı. Buradan maçları seçerek ilerleyelim. Fiorentina Saint-Gallen'i 4-2 mağlup etti efendim dünün önemli maçlarından birinde. Gent Molde'yi 2-1'le geçti. Chelsea Panathinaikos deplasmanında 4-1 kazandı. Ve Başakşehir maalesef dün çok kötü bir sonuç alarak Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje deplasmanında 5-1'lik skorla mağlup oldu. Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Bu maçın detaylarına da bakacağız. İkinci sayfası varsa ikinci sayfasını rica edelim hemen. Şöyle bir genel bakıyorum. Real Betis Kopenhag maçı yine dünün öne çıkan maçlarından birisi. 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve genel olarak sonuçları da sizlere bu şekilde aktaralım. Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'nde de şöyle bir sonuçları sizlere aktardık. İkinci maçlarda sona erdi efendim. Şimdi bir düne döneceğiz. Düne gideceğiz ve ilk olarak Fenerbahçe Manchester United maçıyla başlayacağız. Fenerbahçe bir dünya devini
konuk etti. Gerçi bu maça gitmeden önce şöyle bir sonuçları tek tek takımlarımızın bir daha bir görelim grafikle. Şimdi Fenerbahçe'yi ilk olarak ekrana rica edeyim. Fenerbahçe fikstürünü alalım. Hem aldığı sonuçlar hem bundan sonraki fikstürü çok önemli temsilcimizin. Geldi Fenerbahçe'nin fikstürü ekranlara. İlk maçta Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup etmişti Fenerbahçe. İkinci maçta Twente ile 1-1. Üçüncü maçta Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli temsilcimiz 5 puanda şu anda. AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı 24 Ekim'de, 7 Kasım'da Slavia Prag deplasmanında Fenerbahçe, 28 Kasım'da Athletic Bilbao'yu, 11 Aralık'ta Lyon'u konuk edecek ve 23 Ocak'ta Midland'la karşı karşıya gelecek. Özür diliyorum, altta kaldığı için yanlış söyledim. 7 Kasım'da AZ Alkmaar, 28 Kasım'da Slavia Prag, 11 Aralık'ta Athletic Bilbao, 23 Aralık'ta Lyon ve 30 Ocak'ta Midland'la karşı karşıya gelecek sarı lacivertli temsilcimiz. Bir de Beşiktaş'ı rica edelim. Ardından Galatasaray'ı da göstereceğiz. Beşiktaş ilk maçta Ajax'a 4-0, ikinci maçta Frankfurt'a 3-1 mağlup olmuştu. Dün Lyon'u 1-0 mağlup etti ve siyah beyazlı temsilcimiz ilk galibiyetini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 Kasım'da Malmö'yü konuk edecek. 28 Kasım'da Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek siyah beyazlılar. 12 Aralık'ta Bodo Glimt deplasmanına gidiyor. 22 Ocak'ta Athletic Bilbao ve 30 Ocak'ta Twente ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Bunu da aktaralım. Bir de Galatasaray'ı rica edelim. Galatasaray ise ilk maçında PAOK'u 3-1 mağlup etti. İkinci maçında Rigaskola karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı Sarı Kırmızılılar. Ve 3. maçında Elfsborg'u çarşamba günü 4-3 mağlup etti. Devam edelim. 7 Kasım'da Galatasaray Tottenham'ı konuk edecek. 28 Kasım'da AZ Alkmaar'a, 12 Aralık'ta Malmö'ye konuk olacak. 21 Ocak'ta Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Galatasaray, 30 Ocak'ta ise Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Şöyle bir genel fikstürü de sizlere aktardık efendim. Şimdi düne dönebiliriz. Fenerbahçe Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Aslında Manchester United'ı elinden kaçırdı diyebiliriz sarı lacivertler. İlk başta geri düştü. Kalesinde de pozisyonlar gördü, tehlikeli pozisyonlar gördü ama Manchester United kalecisi Onana yıldızlaştı ve adeta Fenerbahçe için kaleye duvar ördü. Fenerbahçe Manchester United'ı elinden kaçırdı. Sarı lacivertliler İngiliz deviyle 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United'ı Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmada ilk gol Manchester United'dan geldi. İngiliz devi Christian Eriksen'in 15. dakikada attığı golle öne geçerek soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe 49. dakikada En-Nesyri'nin golüyle skoru 1-1 yaptı. İki takım adına da yüksek tempoda oynanan maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik skorla beraberlikle sonuçlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ise Osayi'nin yerde kaldığı pozisyona itiraz etti ve ardından 57. dakikada kırmızı kart gördü. Kadıköy'de daha baskın oynamasına rağmen 1 puana razı olan Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. 3 maçta 3 beraberlik alan Manchester United ise 3 puana çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise Yunanistan temsilcisi PAOK'u evinde ağırlayacak. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarına bakacağız. Jose Mourinho biliyorsunuz dün kırmızı kartla dışarıda bırakıldı, tribüne yollandı. Bir pozisyonda hakeme yönelik, Clement Turpin'e yönelik eleştirileri vardı Portekizli teknik adamın. Bakalım maçın ardından neler söylemiş. Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek. Eğer İngiltere'de alt sıralarda yer alan bir takım 2 yıl sonra ilgilenirse ben buna hazırım. Başka da bir şey demek istemiyorum. Ben maçı konuşmak istiyorum. Bugün harika oynadık teoride bizden üst seviye olan bir takıma karşı. Son dakikada yemiş olduğumuz golü
Bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Çünkü başka bir takım olsaydı o gol iptal edilirdi. Bu soruyu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Belki de bugün çok iyi oynamış olmamız sizler için iyi değil. Belki de Türk basını mutlu değildir bugün çok iyi oynamış olmamızdan dolayı. Ama ben çok mutluyum iyi oynadığımız için. Manchester United gibi bir takıma karşı 2 puan kaybetmiş olduğumuz hissiyatı şu anlama geliyor. Demek ki çok iyi oynamışız. Ama size şu konuda katılıyorum ki Türkiye Ligi'nde de United'dan daha alt seviye olan takımlara karşı böyle oynarsak o zaman her maçı kazanırız. Bu konuda size katılıyorum. Bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nde oynamış olduğumuz 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Ve böyle oynamak istiyoruz. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki takımlardan çok daha iyi bir rakibe karşı oynadık bugün. Bu da oyuncularıma tabii ki o duyguyu veriyor. Şu duyguyu veriyor ki bizler doğru yoldayız, doğru yöne doğru gidiyoruz. Bunu da kullanmamız gerekiyor. Bunu tekrarlayabiliriz, bunun daha iyisini yapabiliriz. Çünkü ben Türkiye Ligi'nde Onana'nın yapmış olduğu kurtarışları yapabilecek bir kaleci ya da Garnacho ve Rashford'ın kontra ataklarda kattığı hızı katabilecek kanatlar göremiyorum ki bu tarz pek çok örnek verebilirim. Dolayısıyla bugünkü oyunumuzu bir baz olarak kullanmamız gerekiyor. 2 gün sonra bir maçımız daha var. Pazar günü bir maç oynayacağız. Hedefimiz puanlar almak. Bu şekilde güçlü olarak devam etmek istiyoruz. Evet, gerçekten 2 tane harika kurtarıştı. Bizim maç içerisindeki en iyi dönemimizdi. Çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve harika kurtarışlar yaptı kendisi maç içinde. Önemli anlardı. Bizim kalecimize baktığınız zaman maç içerisinde önemli bir şey yapmadı, yapmasına gerek kalmadı. Bugünkü sonuçtan dolayı mutlu değilim ama takımımın oynamış olduğu oyundan dolayı mutluyum. Ben İngiliz medyasını tanıyorum bugün. Şunu söyleyecekler: Manchester United iyi oynamadı, Manchester United'ın şutu yoktu. Ama neden? Neden Manchester United dominant olan taraf değildi saha içerisinde? Çünkü rakibi iyiydi, rakibi çok iyiydi. Dolayısıyla oyuncularımın da tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Eğer itiraz edersem Altay, ceza alırım. Bu durumla ilgili yapacak bir şey yok. Sevilla ile oynanan finalden beri durum bu. Bununla ilgili yapabilecek hiçbir şeyim yok. Belki ilerisi daha iyi olur bu turnuvada. Dolayısıyla ben de mutsuz olmam ama şu anda durum bu. Cenk Tosun için üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi gerçekten harika çalışıyor ve ona hak ettiği dakikaları veremiyorum. Nesri'yi oynatıyorum, Ceko'yu oynatıyorum ama Tosun'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve ne kadar iyi çalıştığını unutuyorum. Bu durum için üzgünüm. Aynı şekilde onun gibi çok iyi çalışan oyuncular için, forma şansı veremediğim oyuncular için üzülüyorum ama muhakkak zamanları gelecek. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku da maçın ardından konuştu. Djiku, benim tercihim stoper oynamak ama hocam nerede görev verirse oynarım dedi. Bana göre oyuncular farklı pozisyonda oynamayı biliyorlarsa bir sorun değil. Benim açımdan da böyle. Hocam bana güveniyorsa eğer, benden sol bek veya sağ bek oynamamı istiyorsa elbette ben de memnuniyetle yerine getiririm. Tabii ki benim tercih etmiş olduğum pozisyon stoper pozisyonu. Ama söylemiş olduğum gibi başka bir görev verirse bana hocam, başka bir yerde ihtiyaç duyulursa bana, orada da oynarım. Sıkçası Samsunspor maçından sonra bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu takım olarak. Birinci yarı iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim kolektif anlamda. Her ne kadar pozisyonlar da yaratmış olsak devreye maalesef 1-0 girdik ama vazgeçmedik, devam ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve sonrasında 1-1'i bulduk. İkinci yarı yaratmış olduğumuz şanslar vardı. Aslında galibiyeti getirecek pozisyonlara da girdik. Taraftarlarımız her zaman bizlerle beraberler. Bizleri sürekli olarak destekliyorlar. Tabii ki biz de iyi bir performans ortaya koymaya devam etmeliyiz ve onlara galibiyetlerle beraber mutlu edebilmeliyiz. Açıkçası iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim genel itibariyle. Bugün berabere ayrıldık maçtan. Söylemiş olduğunuz gibi daha önce elde etmiş olduğumuz bir galibiyet söz konusu. Tabii ki de minimum bana göre bir galibiyet elde etmemiz gerekir. Ama elbette bizler direkt bu gruptan çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla daha fazla galibiyetler de elde etmemiz gerekiyor. Manchester United cephesine geçelim efendim. Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag da maçın ardından konuştu ve şanslar yakaladık ama olmadı, hayal kırıklığı yaşıyoruz dedi. İki tane zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. Fakat ilk golü biz atmamıza rağmen sonradan hatalı gol yedik. Frikikten başlayan bir ataktan gol yedik. Aslında bizim bloğumuz bunu çıkarmalıydı. Bizim için basit bir gol oldu yediğimiz. Zaten o golden önce de 2-0 yapma şansı da yakalamıştık.
Güzel şanslar yakaladık bu maçta. İlk yarıda da ikinci yarıda da. Fakat olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi artık Old Trafford'da kazanmamız gerekiyor maçlarımızı. Zor bir deplasmandı. Dört tane hücum oyuncusuyla oynamak zor olabilirdi. O yüzden Nusayri ile oynadık 10 numara olarak. Zaten daha önceden kendisinin takımlarında fullback olmadan önce 10 numara oynamışlığı varmış. Hatta solda oynuyormuş. Ve rolünü de iyi yerine getirdi. Özellikle savunmaya, orta sahaya destek oldu, pres yaptı. Hatta Eriksen'in golünde de rolü vardı. Antony'ye gelince Antony antrenmanlarda çok iyiydi. Bir tehdit oluyordu devamlı bulunduğu kanattan. O yüzden onunla başladık ama Amat da o da iyi performans gösteriyordu. Yani biz genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızın kalitesinden memnunuz. Evet, Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur. Son derece iyi bir kulüp. Taraftarları, ambiyans da çok iyi. İlk yarı sorunuzla ilgili olarak evet bizim özellikle belli dönemlerde sıkıntı yaşadık. Kontrolü, topa hakim olmayı daha çok yapmamız gerekiyordu ve defans yaparken de ne zaman pres yapacağımızın anlarını ayarlamamız gerekiyordu ama bizim de pozisyonumuz var ilk yarıda. Özellikle Rashford'un pozisyonu var. Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe'nin de var. Onana iki tane top çıkardı kornerden gelen topta. Fakat biz sonuçta Porto ve Fenerbahçe gibi iki tane zor deplasmandan beraberlikle çıktık. Birer puan aldık. Tabii ki aslında kazanmak istiyoruz. Buraya gelmeden önce de biliyorduk böyle zorlu bir maç olacağını. Eski Fenerbahçeli futbolcu, yeni Manchester United futbolcu. Tabii yeni de değil aslında. Geçen sezonda formasını giydi kırmızı şeytanların. Altay Bayındır maçın ardından açıklamalarda bulundu. İzleyelim. Ya benim için gerçekten çok özel bir gün. Kendi camiamda birçok anılar yaşadığım iyisiyle tatlısıyla çok güzel anılar biriktirdiğim camiama karşı. Hatta girerken soyunma odasına direkt ilk bizim ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Orada şey yaptık, konuştuk. Yani özel, tarif edilemez duygular. Güzel. Ben de ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulup inşallah daha iyi olur benim için de her şey. Bugün de güzel bir maç oldu. Beraberlikle bitti. Fenerbahçe'mize de en iyisini diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olur herkes için. Kaossuz, stressiz, güzel sonuçlarla biten güzel bir sezon olur inşallah herkes için. İyi bir hocaya sahip şu anda. İyi oyunculara sahip. Dolayısıyla daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum. Daha iyi olur inşallah. Çünkü bu camianın, bu taraftarın her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var. İnşallah en iyisi olur. Farklılıklar çok fazla var. Düşüncesel anlamda, baskı anlamında daha farklı. Birbirinden çok bağımsız. Ama buranın tadı da ayrı. Buranın tadı da ayrı yani. Efendim, Fenerbahçe Manchester United maçının detaylarına gazetelerde bakmaya devam edeceğiz ve Hürriyet gazetesi zannediyorum gelecek ekrana. Evet, geldi. Fenerbahçe Manchester'ı elinden kaçırdı diyor Hürriyet gazetesi. Sarı lacivertli temsilcimiz İngiliz devi karşısında iyi oynamasına karşın bir puanla yetindi diyor efendim. Bu detayı da veriyor Hürriyet gazetesi. Yine burada Mourinho'nun "hakem bana inanılmaz bir şey söyledi" şeklinde bir kısmı var. Aynı anda hem ceza sahası içindeki pozisyonu hem de benim kenardaki hareketlerimi izliyormuş. Onu tebrik ediyorum. Bu inanılmaz bir şey. 360 derece görebiliyor. Bir gözü penaltı pozisyonunda, bir gözü bendeymiş şeklinde Mourinho'nun hakem tepkisine de yer verilmiş. Ve az önce de izlediğimiz gibi Erik ten Hag'ın Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak güzel olurdu açıklamasını da görüyoruz. Şimdi sıradaki gazetemiz gelsin ekranlara. Fanatik gazetesi. Geldim. Bizi mi buldun Onana? Yediği hatalı gollerle sık sık gündem olan Andre Onana Fenerbahçe karşısında tam anlamıyla devleşti. Ganalı filebekçisi özellikle 37. dakikada En-Nesyri'nin peş peşe iki vuruşunda jeneriklik inanılmaz kurtarışlara imza attı diyor. Ve maçı da 4 kurtarışla tamamladığı da belirtiliyor efendim Onana'nın. Bu da gerçekten etkileyici bir performans ve gerçekten özellikle o En-Nesyri'nin pozisyonu, yani iki kez kafa vuruşu ve ikisinde de çok net kafa vuruşları, ikisinde de çok iyi reaksiyonlar geldi Onana'dan ve iyi kurtarışlara imza attı. Şimdi Fenerbahçe'ye dair son gazetemiz Akşam gazetesi. Manu'yu elimizden kaçırdı. Kanarya ilk 15 dakika oyuna hükmetti. 15'te kontra sonunda Eriksen topu ağlara yolladı. 49'da Maxi'nin ortasında En-Nesyri'nin kafası asiste çevrildi. Ve 57'de Mourinho atıldı. Fener evinde 3 puanı kaçırdığına
üzüldü diyor. Burada da işte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon 56. dakikada. Burada Fenerbahçe'nin bir penaltı beklentisi oldu. Ancak hakem penaltı noktasını göstermedi. Jose Mourinho da zaten burada çok sinirlendi ve söyledi. Burada da Altay'ın duygusal anları şeklinde bir kısım görüyoruz. Altay Bayındır'ın da maç önünde taraftarları selamladığı aktarılıyor efendim. Şimdi dünün bir diğer maçı ve bizi çok mutlu eden, sonucuyla bizi gururlandıran maçına gidiyoruz. Beşiktaş Fransa temsilcisi Lyon deplasmanındaydı ve siyah beyazlılar 1-0'lık skorla galip gelmeyi başardı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Fransa'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazanarak turnuvadaki ilk puanını aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Maçın 26. dakikasında Lyon, Lacazette'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak VAR Tolisso'nun offside olduğunu tespit etti ve bu gol geçersiz sayıldı. Bu iptal kararının hemen ardından Lyon'dan Lacazette ceza sahasına girerken Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı kararı verdi ancak VAR pozisyonun dışarıda olduğunu belirleyerek penaltıyı iptal etti. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Gerson Fernandes Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş karşılaşmayı bu sonuçla kazanmayı bildi ve böylece ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı. Siyah beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki rakibi Malmö ile İstanbul'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Lyon ise 7 Kasım'da Hoffenheim'a konuk olacak. Bu kritik galibiyetin ardından Giovanni Van Bronckhorst'un açıklamalarına gideceğiz şimdi. Tabii Lyon teknik direktörü Pierre Sage'ın da yine basın toplantısında açıklamaları var. Bakalım iki hoca neler söylemişler. Beklediğimiz şekilde zorlu bir Lyon takımına karşı oynadık. Tehlikeli bir takıma karşı oynadık. Hem maça başladıkları şekilde hem değişikliklerle de hücumdaki kalitelerini gördük. Bazen savunmada şansa da ihtiyacınız olur ve bugün şans da zaman zaman yanımızdaydı. İkinci yarıda geçişleri daha iyi yaptık. Tercihlerimiz her zaman en olması gereken en iyi şekilde olmadı ama 1-0'dan sonra ikinci gole atma fırsatını da bulduk birkaç hücumda. Maçın geneline bakarsak Lyon bu maçtan daha fazlasını hak etti diyebilirim ama sonuçta bizim lehimize. Önemli olan burada skor. İki mağlubiyetten sonra bu 3 puan bizim için çok iyi. Önümüzdeki oynayacağımız 5 maçtan alabileceğimiz en fazla puanı alıp sonraki tura adımızı yazdırmayı hedefliyoruz. Bazı değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Bazen taktik değişimi oyuncu değişikliğinden daha gereklidir. Ki biz de bunları yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. En önemli şey de galibiyetti. Pazartesi günkü maçımıza hazırlanacak 3 günümüz var. Sakatımız yok. Oyuncular veya taktiksel değişimler yaptığımız şeyler tabii ki de. Ama bir değişim olması gerekliliği konusunda haklısınız. O konuda haklısınız. Bir şey değişmesi gerek. Çok iyi bir kaleci. Bugün çok iyi kurtarışlar yaptı. Onun adına mutluyum. Çok iyi bir performans gösterdi. Bizim galibiyetimiz için de çok önemliydi yaptığı kurtarışlar. Beşiktaş'ın kritik zaferine gazetelerde bakmaya devam edeceğiz efendim. Şöyle bir gazeteleri alalım. Fanatik gazetesinin başlığı Bravo Ersin. Ersin Destanoğlu biliyorsunuz şöyle bir durum vardı Beşiktaş'ta. Ersin zaten Eintracht Frankfurt maçında Mert Günok'un sakatlığından dolayı oynamıştı ve orada bir sakatlık geçirmişti. Mert Günok döndü ama tekrar sakatlandı. Bu maçta oynayamayacaktı. Hatta muhtemelen derbide de oynama olasılığı düşük şeklinde bilgiler geliyor. Yine oynama ihtimali var ama ihtimali düşük. Ve Ersin Destanoğlu büyük bir fedakarlık yaptı. Normalde oynaya %100 hazır olmadığı halde Lyon deplasmanında takımını yalnız bırakmak istemedi ve sadece takımını yalnız bırakmakla kalmadı. Olağanüstü de bir performans sergiledi. Fanatik gazetesi de bunu başlığa taşımış. Olimpik Lyon'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle oynamasına şüpheli bakılan Ersin Destanoğlu'ndan büyük fedakarlık geldi. Elinden geleni yapan ve kazanılan zaferde önemli katkıda bulunan Ersin Galatasaray'da oynanacak derbide de kaleyi koruyacak diyor efendim. Burada da Ersin Destanoğlu'yla ilgili Fanatik gazetesi
para da geldi, ülke puanı da şeklinde bir haber var. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nin lig aşamasında ilk iki maçta ne ülke puanına katkı yapabilmiş ne de bonus alabilmişti. Dün akşam Lyon'u mağlup eden temsilcimiz UEFA ülke puanında ülkemize 400 puanlık bir katkı sağladı. Lige katılım ücreti olarak 4.3 milyon euro alan Kara Kartal bu galibiyetle ise 450 bin euroyu kasasına koydu diyor. Siyah beyazlılar 6 eksikle Olimpik Lyon'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta 6 önemli isim görev alamadı. Siyah beyazlılarda Gene Onana, Alex Oxlade-Chamberlain'le sakat olan Mert Günok, Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Milot Rashica karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst bu sebeple kadroda revizyona gitti diyor efendim. Bu detayı da veriyor ve Ersin Destanoğlu'nun bir de açıklamalarına bakalım. Dünün yıldız ismi demiş ki Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz. Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız diyor efendim. Ersin Destanoğlu derbide de kaleyi koruması bekleniyor Ersin'in. Sıradan devam edelim yine gazete manşetlerine. Beşiktaş kalesini kapattığı tüm maçları kazandı. Kartal gol yemediği maçlarda 6'da 6 yaptı. Bu sezon kalesini kapadığı maçların tamamından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Lyon'da da bu geleneği devam ettirdi. Serisini 6 maça çıkarttı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi'nde birer maçta rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Beşiktaş söz konusu 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Olympique Lyon'u da deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fransa temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi grup lig aşamasında iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. 10 galibiyet 3 beraberlik bir serisi vardı Pierre Sage'ın öğrencilerinin, ancak Beşiktaş bunu noktaladı ve gerçekten zorlu bir deplasmanda zorlu bir galibiyet aldı. İşte Ersin Destanoğlu'nun az önce dediği şeye bir parantez açalım. Burada kötü bir anımız vardı diyor. Neyle ilgili diyor? Bu UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkmıştı Beşiktaş Lyon deplasmanında ve 1-1'lik eşitlikle devam ederken maç Fabri'nin, o dönemki Beşiktaş kalecisinin çok enteresan ve çok kötü bir hatası vardı ve Fabri'nin hatasında Lyon golü bulmuştu. Beşiktaş belki de finale kadar yürüyebileceği, belki de kupaya gidebileceği organizasyonda erken veda etmek durumunda kalmıştı. Planlanandan erken veda etmek zorunda kalmıştı. Ve bu anlamda da Lyon deplasmanı önemliydi. Bir nevi bunun rövanşını almış oldu Beşiktaş. Bunu da aktaralım. Beşiktaşlı oyuncularda da çünkü hep bu vurguları, bu açıklamaları görüyoruz. Şimdi sıradan devam ediyoruz. Beşiktaş'ta son gazetemiz Akşam Gazetesi. Gururumuz Kara Kartal. Avrupa'ya kötü başlayan Beşiktaş nefes kesen maçta Lyon'u tek golle geçip 3 puanla tanıştı diyor. Avrupa defterini farklı Ajax ve Frankfurt mağlubiyetleriyle açan Beşiktaş Fransa'da kendine geldi. Mert'in yokluğunda Ersin kalede devleşti. Jetson 71'deki golüyle Kara Kartal'ı Avrupa'da kanatlandırdı diyor. Bu kısma parantez açması güzel olmuş Akşam Gazetesi'nin. Udokai son dakikalarda art arda 2 top çıkarttı. Gerçekten özellikle o sonda Wilfried Zaha'nın vurduğu topta, Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'a giden ve orada forma giyen Zaha'nın vuruşunu gerçekten inanılmaz bir şekilde çıkarttı. Yani gol oldu dedik. Lyon son dakikada beraberliği yakaladı dedik ama Felix Udokai olağanüstü bir kurtarış yaptı. Kaptan Ersin 8 net kurtarışla kalesinde devleşti. Lyon'un 2 dakikada penaltısı ve golü iptal oldu diyor. Maçtan önce Gezal sürprizi, Cezayirli futbolcu siyah beyaz futbolculara maçtan önce başarılar diledi ve Beşiktaş'ın konakladığı otele gitti diyor. Bu haberde bu detayı da sizlere aktaralım efendim. Beşiktaş için gerçekten çok kritik bir galibiyetti ve siyah beyazlılar bu zafere Fransa deplasmanında ulaşmış oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Diyoruz ki yolun sonu yine güzel bir şekilde gider. Beşiktaş'ta fikstürün ilk 3 maça kıyasla biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz Avrupa Ligi'nde. Çünkü zaten o fikstürü de ekranlara getirmiştik. Biraz daha o fikstürle birlikte siyah beyazlılar bir rahatlamaya girecek ve belki de işte kendisini
ilk 8'e atacak senaryoyu yakalayabilecek ama ilk 8 tabii iki mağlubiyetle yeni sistemde nasıl olacak? İki mağlubiyetli bir takım ilk 8'e adını yazdırabilecek mi? Bunu bize zaman gösterecek. Ama en kötü ihtimal kendisini playoff aşamasına yazdırmasını bekliyoruz siyah beyazlı temsilcimizin. Ve gerçekten de önemli bir galibiyet aldı. Şu detayı da verelim. Ersin Destanoğlu, Adelem yırtıktı. İğne ve masajla oynadım. Maçı iğne ve masajla maçı oynadım. Futbol bu, tepki de sevgi de olur. Bunu neden söylüyor? Frankfurt maçında biliyorsunuz neden olduğunu anlamadığımız bir şekilde ıslıklanmıştı Ersin Destanoğlu maalesef. Ve Ersin Destanoğlu işte bugün çıktı, şovunu yaptı. Daha doğrusu dün çıktı, şovunu yaptı. Şimdi noktalıyoruz Beşiktaş kısmını da efendim ve Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'da tabii Avrupa galibiyetinin gündemi bir taraftan çok yoğun bir şekilde devam ederken bununla ilgili haberlerimizi de aktaracağız zaten. Ama dün gelen haberse sarı kırmızıları hem sevindirdi hem üzdü. Ne anlamda? Yunus Akgün. Beşiktaş bir şikayette bulunmuştu. Yunus Akgün PFDK'ya sevk edilmişti sosyal medya paylaşımından ötürü. Beşiktaş derbisinde oynayacak mı oynamayacak mı? PFDK'dan bu konuda bir ceza gelecek mi merak konusuydu. Gözler PFDK'daydı ve PFDK dün açıklamasını yaptı. Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verdi. Herhangi bir maç cezası vermedi. Galatasaraylı Yunus Akgün Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Antalya Spor maçı sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yunus Akgün'ün cezası belli oldu. Disiplin Kurulu'nda alınan karara göre paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı belirtildi. Ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğuna karar verildi. Bu kapsamda Yunus Akgün'e 117 bin lira ceza verildiği duyuruldu. Men cezası almayan Yunus, pazartesi günü Beşiktaş'a karşı görev yapabilecek. Sezona formda bir giriş yapan Yunus Akgün 13 maçta 5 gol 1 asist üretti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu kararına Beşiktaş kulübünden tepki gecikmedi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan alkışlı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yapıldı. 117 bin Türk liralık cezaya gönderme olarak 117 adet alkış emojisi kullanıldı. Yunus Akgün derbide oynayabilecek. Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi. Tabii diğer taraftan da 117 bin TL'lik para cezasına da bir itirazı olabilir Galatasaray'ın ve tahkimden bakalım bu cezada dönecek mi, bunu göreceğiz. Şimdi Galatasaray'ın şöyle bir Avrupa defterine tekrar dönelim. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Elfsborg'u kendi sahasında 4-3 mağlup etmişti sarı kırmızılılar ve Avrupa Ligi'nde yenilmezlik serisini ve zirve takibini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Elfsborg'u konuk eden Galatasaray sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Sarı Kırmızılar Avrupa Ligi'nde yenilmezlik serisini de sürdürdü. Okan Buruk 3-4-1-2 kurgusunu tercih ederken yeni dizilimle birlikte Galatasaray hücumda vites arttırdı. İlk yarıda rakip ceza sahasına 22 kez giren Sarı Kırmızılar 7 isabetli şut çekti ve 3 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükselten Galatasaray 7 asistle bu alanda zirvede bulunuyor. 3 maçta 65 gol girişimi üreten Sarı Kırmızılar bu kategoride de lider durumda. Teknik direktör Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini ekledi. Galibiyet sayısını 8'e yükselten Buruk, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Mustafa Reşit Akça'yı yakaladı. Çıktığı 15 maçın 8'inden zaferle ayrılan Buruk, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu. Süper Lig'in 9 haftasını namağlup geçiren Sarı Kırmızılar, Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri oyuncu ve formasyon değişikliklerine rağmen rakiplerini bir bir devirmeyi başarıyor. Muhabir arkadaşımız Çağatay Çelik çok güzel bir derleme yaptı ve duran toplarla ilgili Galatasaray'ın bir haber hazırladı. Okan Buruk döneminde duran topları etkili kullanıyor Galatasaray ve çok sayıda da gol atıyor. Elfsborg karşısında da ciddi sayıda tehlike üretti sarı kırmızılı takım ve rakibin zayıf karnını tespit etti Okan Buruk'la ekibi. Kornerlerin ön direkle 6 pas içine kullanılmasını istedi. Sarı Kırmızılar 3 net gol fırsatının yanında bir de gol buldu.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Elfsborg'u mağlup ederken sarı kırmızılılar duran top gollerine bir yenisini ekledi. Korner, serbest vuruş ve taçlardan son 3 sezonda çok sayıda gol üreten sarı kırmızılılar Elfsborg karşısında analizlerin meyvelerini de topladı. Rakip kaleci Pettersson'un 1.81'lik boyu nedeniyle yan toplara çıkmakta zorlandığını tespit eden Okan Buruk ve ekibi, duran topların kalecinin hemen yanına sert şekilde kullanılmasını istedi. Elfsborg'un duran toplarda ön direkte pozisyon almakta zorlandığını ve çok sayıda pozisyon verdiğini de düşünen Buruk'la kurmayları duran toplarla gole çok yaklaştı. 2 ve 10. dakikalarda ön direğe kullanılan duran toplar sonucunda Icardi ile 2 net gol fırsatı yakalayan sarı kırmızılılar, 39'da ise Abdülkerim Bardakçı ile duran top devamında bir gol buldu. Galatasaray 45+1'de bir kez daha ön direğe kullanılan setle gole yaklaştı ancak Elfsborg savunması bu kez topu çizgiden çıkardı. Müsabakadan bir gün önceki son taktik antrenman sonrasında duran top çalışması da yapan Galatasaray, boy ortalaması 1.91 olan Elfsborg savunmasına karşı duran toplarla bir gol bulurken 3 de net gol fırsatı üretmeyi başardı. Tabii Galatasaray'da pozitif şeyler olduğu kadar negatif durumlar da var. Bunlardan birisi Elfsborg karşısında 3-0 öndeyken 3-2'ye yakalanması, 4-2 öndeyken 4-3'e yakalanması ve kendi ağlarında tam 3 gol görmesi sarı kırmızılıların. Sarı kırmızılılar galibiyete uzansa da ve bu galibiyete farklı bir dizilişle, yani üçlü savunmayla gitse de, dizilim değişikliği de gol yeme problemine çözüm olamadı. Son 2 sezondaki savunma performansıyla ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon geçmişini arıyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı kırmızılılar buna rağmen kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Sezona Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı tandemiyle başlayan, ilerleyen haftalarda ise Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ikilisine dönen Galatasaray, Elfsborg karşısına 3 stoperli kurguyla çıktı. 3-0 öne geçtiği maçı koparmayı başaramayan sarı kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa ve RFS karşısında yaşadığı geri dönüş senaryosunun kıyısından dönerken yenen 3 gol derbi öncesinde moralleri bozdu. Teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularıyla maçtan sonra yaptığı konuşmada konsantrasyon kaybına ve savunma aksiyonlarındaki iştahsızlığa dikkat çektiği öğrenildi. Topu geri kazanma süresinin kısalmasını isteyen Okan Buruk, özellikle maçların son 15 dakikalık diliminde oyuncularının topsuz oyundaki görevlerine yönelik tavrından hoşnut değil. Gazetelerle devam ediyoruz efendim. Galatasaray gündemine şöyle bir ekrana getirelim gazeteleri. Fanatik gazetesi: Avrupa'da yükseliş dönemi. Elfsborg'u 4 golle geçen Galatasaray Avrupa'daki çıkışını sürdürüyor. Son galibiyetlerle UEFA sıralamasında 60. basamağa kadar yükselen sarı kırmızılılar bir maç daha kazanması durumunda playoff'a kalmayı neredeyse garantileyecek. Asıl hedefse ilk 8 diyor efendim burada Fanatik gazetesi ve sıra geldi Tottenham'a başlığını da atmış. Galatasaray'da sıradaki durak artık Tottenham Hotspur maçı efendim, bu detayı vermiş. Şimdi yine gazetelerle devam edelim Galatasaray gündemine. Aynı sistemle devam. Elfsborg maçında yenilen 3 gole karşın Okan Buruk tercih ettiği 3-4-1-2 ve 3-5-2 sisteminden vazgeçmeme kararı aldı. Osimhen Icardi ikilisini de hafta içi mesaisinde olduğu gibi Beşiktaş'a karşı da ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor diyor Nevzat Dindar'ın haberinde Milliyet Gazetesi. Tabii bir taraftan da büyük bir risk. Derbide böyle bir formatta çıkmak aslında neden risk? Üçlü savunma Türkiye'de olmuyor lafı tam bir aslında nasıl söyleyelim, safsata. Yani hep konuşulan, hep üzerine konuşulan, hep iddia edilen bir şey ama doğru bir oyunla üçlü savunmayı oynayan takım sayısı Türkiye'de çok az. Ve şöyle bir genel bakıldığı zaman da zaten siz sahada dörtlü bir dizilim görseniz, dizilişte, maç önü dizilişte dörtlü bir sistem, dörtlü bir dizilim görseniz dahi bazen takımlar o hibrit modellerle birlikte üçlü sisteme dönebiliyor. Örneğin Galatasaray dörtlü savunmayken de
Kaan Ayhan'ın daha içeri girdiği senaryoda üçlüye dönebiliyor Jakobs'un ileri çıktığı senaryoda. Ya da Kaan Ayhan orta sahaya orada bir destek atıp orta sahayı bir anda üçleyip dörtleyebiliyor. Yani bu diziliş sistemi artık eskisi gibi yok böyle dizildi, üçlü oynadı, dörtlü oynadı değil. Benim burada riskli deme sebeplerimden birisi Galatasaray'da henüz bu sisteme adaptasyon, henüz bu sistemle ilgili çok fazla pratik olmamasından dolayı Beşiktaş gibi hazır, ne oynadığını bilen, nasıl bir diziliş olduğunu bildiğimiz ve genel manada oyuncuları da son dönemde sakatlıklardan dolayı çok fazla yerleri belli olmasa da yerleri belli olan isimler ağırlıklı olarak. Bu yüzden de Galatasaray için riskli bir tercih olabilir ama Okan Buruk da bu sistemi oturtmak istiyor belli ki ve çift santraforlu düzenle de orta sahayı ikili tutmak istemiyor. Anladığımız kadarıyla Milliyet Gazetesi'nde de Beşiktaş maçında bu şekilde devam edilecek demiş efendim. Şimdi Galatasaray'a dair son gazetemizi bu dilimde aldık. Akşam gazetesini aldık. Adayı satın, Osimhen'i alın. Kısa sürede Galatasaray'la özel bağ kuran Nijeryalı star için taraftarlar akın başlattı. Bir yıllığına Napoli'den kiralık gelen 100 milyon euroluk golcü Osimhen'in kalması için sosyal medyada başlatılan Galatasaray adasını satın Osimhen'i alın akımı stada kadar girdi. Taraftarlar satılık ada pankartıyla maça geldi diyor. İşte o pankartta burada efendim bu detayı da görüyoruz. Dün de ben bunu söylemiştim zaten. Gerçekten güzel bir espri, güzel bir sosyal medya akımı oldu. Bu da komik en azından onu söyleyebiliriz. Şimdi Galatasaray kısmını da noktalıyoruz efendim ve şimdi Kupa 3'e gideceğiz. Yani Konferans Ligi'ne gideceğiz. Konferans Ligi'nde işler istediğimiz gibi gitmiyor. Başakşehir ilk maçın ardından ikinci maçta da istediği sonucu alamadı. Özellikle Selce karşısında Albert Riera'nın eski Galatasaraylı futbolcu ve antrenörün takımı Selce. Şu anda teknik direktörlüğünü Albert Riera yapıyor ve Sloven ekibine karşı resmen sahada darma duman oldu. Başakşehir Konferans Ligi 2. hafta maçında Selye'ye 5-1 yenildi. Konferans Ligi'nde Başakşehir deplasmanda Selye ile karşı karşıya geldi. Slovenya ekibi Selye maça golle başladı. 5. dakikada Svetlin takımını 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Brnić ile 2-0 öne geçen Selye 34. dakikada Seçlar ile durumu 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Selye Kuchis ile durumu 4-0 yaptı. 75. dakikada Pelkas takımının tek golünü attı ve durumu 4-1'e getirdi. 77'de Kuchis skoru 5-1'e taşıdı ve maçın skorunu da belirledi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atansa 78. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Başakşehir ilk iki haftayı puansız kapattı. Selye ise ilk puanlarını aldı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçta kırmızı kart görerek oyun dışına atıldı. Yani tribüne gönderildi. Maçın ardından da açıklamaları var Atan'ın. Bakalım. 10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından bir tanesini oynadık bugün. Maçın başında bir iki tane iyi pozisyona girerek başladık. Gol atacağımızı düşünürken maalesef ilk golü yedik. İlk golden sonra yine oyuna hakim olmaya çalıştık. Çok kolay goller yedik. Gol yedikçe kırılmaya devam ettik. Bu bizim için çok ciddiye almamız gereken bir problem gibi gözüküyor. İkinci yarı erken bir golle oyuna dönmek istedik açıkçası ama her oyuna döneceğimizi düşündüğümüz anda gol yiyerek daha fazla hayal kırıklığına uğradık sahada ve çok ağır bir mağlubiyet aldık. Son 2-3 maçtır gelen bir form düşüklüğü vardı ama bu maçla beraber bunu tekrardan pozitif ivmelenmeye çevireceğimizi düşünüyorum. Bugün de devam ettiğini gördük. Bu mağlubiyet bizim ilk 8 şansımızı imkansız hale getirdi. Ama baktığınız zaman bugünkü oyun da çok bizim ilk 8'i zorlayacakmışız gibi durmuyor. Yani tekrardan çok sıkı bir çalışmaya girip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yoğun bir fikstürden de geçiyoruz tabii ki ama bunlara hazırlıklıydık, iyi çalıştık. Maalesef bugün bunların hiçbirini sahaya getiremedik. Bildiğiniz gibi 8.likle 24.lük arasındaki sıralamada pozisyon aldığınız zaman playoff oynama hakkı elde ediyorsunuz. Bundan sonraki amacımız da orada konumlanıp playoff oynayabilmek
ve ligde de yolumuza iddialı bir şekilde devam edebilmek. Evet efendim, tabii çok umutluyduk Başakşehir'den. Çünkü artık Avrupa Ligi'nden biliyorsunuz Konferans Ligi'ne takım gelmiyor. Size de en başta Konferans Ligi'nin sonuçlarını şöyle bir aktardım. Yani takım kalitesine baktığımız zaman da gerçekten Başakşehir'in üstünde kalitede olan takımlara, yani Chelsea gibi işte nasıl söyleyelim, Fiorentina gibi takımları biraz hani üstüne koyduğumuzda gerçekten alt tarafta Başakşehir'le çok rekabet edebilecek takımlar yok. Ona rağmen çok kötü bir başlangıç Başakşehir'den. Umudumuz yüksekti ama kötü başladık. Diliyoruz ki toparlanır efendim. Başakşehir'le ilgili bir gazete gelecek şimdi. Fotomaç gazetesi arkama geldi. Başakşehir ağır yaralı şeklinde bir haber var. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Fotomaç gazetesi de Başakşehir'in mağlubiyetini bu şekilde görmüş efendim. Şimdi devam ediyoruz. Milli takımımızla devam edeceğiz. FIFA Milli Takımlar klasmanını güncelledi. A Milli Takım 26. sıradaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA Ekim ayı dünya klasmanını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay 26. basamakta yer alan Türkiye klasmandaki yerini korudu. A Milli Takım bu süreçte Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı. Son Dünya Kupası ve Kupa Amerika şampiyonu Arjantin ilk sırada yer almayı sürdürdü. Tangocuları Fransa ve İspanya takip etti. İlk 6 sıradaki ülkeler yerini korurken Portekiz 7. İtalya ise 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi. Avrupa'daki temsilcilerimiz dün bir önceki gün TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle dünkü maçlarda siyah bantla sahaya çıktı. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da yine bu konuya ilişkin bir açıklama geldi. Trendyol Süper Lig'de oynanacak maçlarda maçlar öncesinde saygı duruşu düzenleneceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatörlük müsabakaları öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatörlük müsabakaları öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz. Trendyol Süper Lig'de 10. haftaya başlıyoruz efendim bugün itibariyle. Şöyle bir program gelsin şimdi arkama, sizlere aktaralım. Bugün Adana Demirspor Sivas Spor maçını izleyeceğiz saatler 20'yi gösterdiğinde. Yarın saat 13.30'da Hatay Spor Kayseri Spor, 16'da Kasımpaşa Samsun Spor ve 19'da Göztepe Trabzonspor müsabakaları var. 13.30'da pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü Konya Spor maçını izleyeceğiz. Alanya Spor, Antalya Spor bir Akdeniz derbisi, bir Antalya derbisi saatler 16'yı gösterdiğinde oynanacak ve saatler 19'u gösterdiğinde pazar günü Fenerbahçe Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü ise Başakşehir Eyüpspor maçı saat 17'de. Bu da bir İstanbul derbisi ve bir diğer İstanbul derbisi tabii ki haftanın dev derbisi. Saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray Beşiktaş'ı konuk edecek. Trendyol Süper Lig'de haftaya da bugün itibarıyla başlıyoruz. Şimdi yarın Göztepe ile karşılaşacak dedik Trabzonspor için ve Bordo Mavililer'de bu maçın hazırlıkları devam ediyor ama bir yandan da kongre heyecanı yaşanıyor. Bir diğer taraftan da transfer için gelişmeler devam ediyor. Trabzonspor gündemi yoğun. Bir haberde detaylara bakalım. Trabzonspor'da gözler Süper Lig'in yanı sıra transfer çalışmalarına da çevrildi. Cumartesi günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olacak Fırtına bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Şehirde kongre heyecanı da yaşanmaya başlarken mevcut başkan Ertuğrul Doğan ve teknik heyet transfer çalışmalarına hız verdi.
Başkan Doğan, Sayın Şenol Güneş bize raporunu verdiği an kimi istiyorsa, şartlar müsaitse gerekeni yapacağım ifadelerini kullanmıştı. Güneş'in raporunu şekillendirdiği ve taleplerinin büyük ölçüde hazır olduğu öğrenildi. 72 yaşındaki teknik adam en az bir kanat transferi isterken Orsic'in durumuna göre ikinci kanadı isteyebilir. Kanat bölgesinde gündeme gelen ilk isimse İsviçreli Ruben Vargas oldu. Fırtınanın sezon sonunda Augsburg'la sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncu için hamle yapacağı öğrenildi. Öte yandan mutlaka bir stoper hamlesi bekleyen Güneş bu bölgeyi çok önemseyerek altını özellikle çizdi. Bu bölgelerden sonra orta sahaya da hamle bekleyen Şenol Güneş, Abdullah Avcı döneminde sezon başında gündeme gelen iki isme onay verdi. Fırtına, şampiyonşip ekiplerinden Norwich City'de görev yapan Marcelinho Nunez için tekrardan hamle yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın Şilili orta sahayı beğendiği ve hamle yapılması için onay verdiği de öğrenildi. Karadeniz ekibi Burnley'deki Josh Brownhill için de nabız yoklayacak. Yönetim ise hamleler için kolları sıvarken transferleri takıma olabildiğince erken katmak istiyor. Trabzonspor'dan gazeteler neler söylüyor hemen bir bakalım efendim. Ardından da sizi bir özel röportajda baş başa bırakacağız. Müthiş sol ayak şeklinde bir başlık var. Fırtınanın izlediği Diri Yon Hazrolay, Kosovalı gazeteci Yon Ayeti fotomaça anlattı diyor Hazrolay'ı. Ve gerçekten ismini söylemek de çok zor. Bunu da söyleyelim. Geçen sezon Kosova Ligi'nde en çok gol atan iki isimden biri oldu. Ligin en iyilerinden ve en yetenekli isim olarak göze çarpıyor. Sol ayağı çok iyi, 10 numara ve kanatlarda etkili bir performans sergileyebiliyor diyor efendim. Burada Hazrolay için Kosovalı gazeteci Ajeti. Şimdi dersimiz gol diyor. Bu sezon Süper Lig'de skor üretme konusunda sıkıntı yaşayan ve 8 haftada 8 gol atan Trabzonspor'da Şenol Güneş bu sorunu çözmek için büyük mesai harcıyor diyor efendim. Bu detayı da aktaralım. Sıradan devam edelim Fotomaç gazetesinin ardından Akşam gazetesi ekranda. Vakayeme beklemede. Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalan Anthony Vakayeme son iki antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'le görüştü. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu hocasına hazır olduğunu ve Göztepe maçında oynayabileceğini ifade etti diyor efendim. Trabzonspor'la da ilgili detaylar bunlar. Şimdi biz 7 dilimimizi bir özel röportajla noktalayacağız. Saat başı geldiğinde tekrar karşınızda olacağız. Gazetelerin dilini tekrardan sizlere aktaracağız ve şöyle bir yine gündemi değerlendireceğiz. Peki özel röportaj kimle? Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Nuno da Costa. Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerinden herkese mutlu günler. HT Spor'da özel röportajlarda konuğumuz Kasımpaşa'nın golcü isimlerinden Nuno da Costa. Öncelikle kendisine hoş geldin diyelim. Teşekkürler. Kasımpaşa'yla bu sezon ikinci sezonuna başladı. Şu ana kadar da 4 gol kaydetti. Geçen sezon başarılı performansı vardı. Bu sezonu nasıl değerlendiriyor? İlk olarak bunu soralım. It's a difficult start despite I have some. Evet, bizim için zor bir başlangıç oldu. Aslında sezon başından şu ana kadar bireysel istatistik olarak iyi durumdayım. Fakat bu yaptığınız bireysel istatistiğin puana dönüşmesi lazım. Takıma puan kazandırması lazım. Eğer bunlar puana dönüştüğünde o zaman daha değerli hale geliyor. Bu sezon son dakikalarda da önemli goller kaydetti. İki golü var uzatmalarda gelen. Birisi Galatasaray maçında attığı gol, birisi de Adana Demirspor maçında attığı gol. Son dakikalarda attığı bu golleri nasıl değerlendirir? Az önceki puana dönüşmesi nedeniyle sordum. It broke points because we were losing at some point, but evet, puan kazandırdı tabii ki ama geriden geldiğimiz maçlarda attığım goller oldu. Bu goller bize birer puan kazandırdı. İki gol de İki maçtaki 3 puana kesinlikle değişirdim. O zaman galibiyetler çok daha iyi olurdu takımımız adına. Burada bu sezon ikinci sezonum. Umarım şu andan itibaren çok daha iyi sonuçlar almaya başlayacağız diye ümit ediyorum. Galatasaray maçındaki o geri dönüşü nasıl yorumlar? 3-0'dan geri döndüler. Bir de o maç tabii hep konuşuluyor hala. O maç nasıl anlatır? Personality and we have some good players, quality players. So I think we just... Evet, bence karakterimizi gösterdiğimiz bir maç oldu. İyi ve kaliteli oyuncularımız var. Soyunma odasına girdiğimizde devre arasında aslında bu inanç herkeste uyandı. Geri dönebileceğimize dair inanç herkeste uyandı ve iyi bir performans gösterdik ikinci yarıda. Geri dönmek için gerçekten
önemli bir performans gösterdik ve bu performansın karşılığında da bu geri dönüşü gerçekleştirdik. Kısa kariyerine ve geçmişine dair sorular sormak istiyorum. İlk sorum, idolü kimdir? Difficult to say. I have too many. Yani söylemesi zor, cevaplaması zor bir soru çünkü çok fazla idolüm var ama ilk sıraya Cristiano'yu koyuyorum, ikinci sıraya Benzema'yı, üçüncü sıraya da Brezilyalı Ronaldo'yu, Ronaldo Nazario'yu koyuyorum. En sevindiği ve en üzüldüğü maç? I would say upset on all the games I lost and... Yani zor bir soru. Aslında kaybettiğimiz her maçtan sonra çok üzgün hissediyorum. O yüzden en üzgün hissettiğim maçı seçmem zor. Kaybettiğimiz her maç sonrasını söyleyebilirim. En mutlu olduğum maçsa lig kupasını kazandığımız maç olabilir. Ya da geçen sene Beşiktaş'a karşı kazandığımız ve hat-trick yaptığım maç olarak söyleyebilirim. Bir de şunu soralım. En unutamadığı golü? Beşiktaş'a attığım ilk golü söyleyeceğim geçen sezon. Çeşitli futbolcu isimlerini söyleyeceğim. O birini eleyecek ve finale ulaşacağız. Başlıyorum şimdi. Haaland, Kane. Kane. Kane, Benzema. Benzema. Benzema, Salah. Benzema. Benzema, Mbappe. Benzema. Benzema, De Bruyne. Benzema. Benzema, Lewandowski. Benzema. Benzema, Neymar. Neymar. Neymar, Ronaldo. Cristiano. Yes. Cristiano. Cristiano Ronaldo, Messi. Cristiano. Thank you. Nuno da Costa'ya da teşekkür ediyoruz sorularımızı bu eğlenceli röportajı bize yaptığı için. Özel röportajlarla birlikte olmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşçakalın. Bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 8'i gösteriyor. Başlama vuruşu devam ediyor. 7 dilimini geride bıraktık. 8 diliminde her zaman olduğu gibi gazetelerle sizlerle birlikte olacağız. Ardından da devam edeceğiz. Hem haberlerimizle hem maç özetlerimizle sizlerle birlikte olacağız diyelim. Şimdi gazetelerle başlamadan önce ilk olarak şöyle bir Avrupa Ligi'nde sonuçları alalım. Avrupa Ligi'ndeki sonuçların ardından puan durumunu alacağız. Sonra bir Konferans Ligi'ne bakacağız. İlk dilimde de verdik. Bu dilimde de aktaralım. Çarşamba günü oynanan ilk maçlarda, haftanın ilk maçlarında Bodo Glimt Braga'yı deplasmanda 2-1 ile geçti. Galatasaray Elfsborg'u kendi sahasında 4-3 mağlup etti. Perşembe günü yani dün oynanan maçlara şöyle bir bakalım. Frankfurt Rigası, Roma Dinamo Kiev'i, Midland Union Saint-Gilloise'ı 1-0 ile geçti. Ajax Karabağ deplasmanında 3-0 kazandı. Real Sociedad Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sıradan devam edelim. Avrupa Ligi'nde şöyle bir dünün sonuçlarına bakmayı sürdürelim. İkinci sayfa geldi. PAOK Victoria Pilsen 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ferencváros Nice 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Manchester United maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Tottenham AZ Alkmaar'ı 1-0. Beşiktaş Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Anderlecht Ludogorets maçı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Athletic Bilbao Slavia Praga, Olympiakos Malmö'yü 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardılar. Keza Porto Hoffenheim'ı Lazio Twente'yi 2-0'lık skorlarla geçti. Rangers ise FCSB'yi 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı efendim. Şimdi bir puan durumu gelsin ekranlara. Avrupa Ligi'nde 3. haftayı noktaladık. Lider 3 maçta 8 averajda 9 puanla Lazio, 2. sırada 9 puanla Tottenham, 3. sırada 9 puanlı Anderlecht'i görüyoruz. 4. sırada yani 3'te 3 yapan 3 takım var. 4. sıradan itibaren birer maçta berabere kalan takımlar başlıyor. 4. sırada Ajax ve 5. sırada Galatasaray'ı görüyoruz. 7'şer puanla sarı kırmızılılar iyi bir başlangıç yaptı. Keşke Rigas maçında da o takılma olmasaydı. Şimdi 2. sayfayı rica edelim arkadaşlarımdan. Geldi Fenerbahçe'yi 5 puanla 14. sırada görüyoruz efendim. 14. sırada sarı lacivertliler var ve Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United ise 3 puanla 21. sırada. Keza Beşiktaş'ın rakibi Lyon ise 10. sırada 6 puanla. Bunları da aktaralım. Şimdi son sayfayı rica edeceğiz.
Beşiktaş ilk galibiyetini aldı, son sıradan kendini kurtardı ve siyah beyazlılar 27. sıraya yükseldi. 3 puanı bulunuyor eksi 5 averajla. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonunda oluşan puan durumu bu şekilde efendim. Şimdi Konferans Ligi'nin sonuçlarını sizlere aktaralım. Konferans Ligi'nde şöyle genel bir maçları görüyorsunuz ekranda. Fiorentina Saint-Gallen'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Gent Molde'yi 2-1 ile geçti. Chelsea Panathinaikos deplasmanında 4-1 kazandı ve dün bizi yüzen karşılaşmada Başakşehir Sloven ekibi Celje deplasmanında 5-1 mağlup oldu ve artık ilk 8 şansını zora soktu İstanbul ekibi. Devam edelim, ikinci sayfası varsa ikinci sayfayı alalım. Konferans Ligi'nde ikinci haftanın sonuçları ekranlarınıza geliyor. Şöyle bir genel baktığımızda da Real Betis Kopenhag maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve diğer sonuçları da bu şekilde görüyorsunuz efendim. Öne çıkan maçları sizler için ayıkladık, aktardık diyelim. Şimdi gazetelerle devam ediyoruz efendim. Gazeteleri alacağız ekranlara ve zannediyorum ilk olarak Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Bunu da aktaralım. Fanatik gazetesi geldi. Dönüm noktası. Teknik direktör Servet Çetin'den Manchester maçı değerlendirmesi. Büyük takımsanız önde baskıyla oynamak zorundasınız ve bunu Manchester'a yapıyorsanız Samsun'a karşı da rahat rahat yapabilirsiniz. Bu maç bir dönüm noktası olabilir. Sezon başından bu yana izlediğim en iyi Fenerbahçe'ydi diyor Servet Çetin. Burada teknik direktör Servet Çetin'in teknik bakışını aktarmış Fanatik gazetesi. Sıradan devam edelim efendim. Sıradaki gazete gelsin ekranlara. Geldi Fotomaç gazetesi. En sonunda Nesiri demiş ve güzel bir kelime oyunu yapmış En Nesiri'nin ismiyle birlikte. 17 Ağustos'taki Göztepe maçından bu yana suskun kalan faslı oyuncu Kadıköy'de siftah yaptı. Sarı lacivertli formayla ikinci kez gol sevinci yaşadı. En Nesiri Manu'ya karşı ise üçüncü golünü attı diyor efendim. Bu detayı da verelim. En Nesiri için de gerçekten önemli bir maçtı. Bunu da belirtmem gerekiyor. Gerçekten attığı golde çok kilit bir goldü. Çünkü golcüler için her zaman böyle gollere ihtiyaç oluyor biliyorsunuz. Kadıköy'de ilk kez sahneye çıktı. Klasikleşen gol sevincini yaptı diye de burada zaten köşede görüyorsunuz efendim. Bu detayı da aktaralım. Sıradan devam edelim. Maximen fırtınası başlığını görüyoruz. Samsun Spor'a nefis bir gol atan Yıldız dün de En Nesri'ye adeta aldı at dedi. Müthiş ortasıyla bir puana önemli katkı verdi diyor. Alansan Maximen de formunu arttırmaya başladı. Dün özellikle bazı yerlerde vitesi yükselttiği yerlerde fiziksel olarak da o nasıl söyleyelim fizik kaliteyi de arttırdığını gördük efendim. Onana duvar ördü. Manchester United'ın eldiveni Onana Fenerbahçe karşısında başarılı bir maç çıkarttı. Kamerunlu kaleci özellikle 37'de inanılmaz iki kurtarışa imza attı. En Nesiri'nin üst üste yaptığı iki vuruşa geçit vermedi. 49'da bu kez Nesiri'nin golüne engel olamadı diyor efendim. Bunu da aktaralım sizlere. Şimdi sıradan devam edelim. Fenerbahçe ile ilgili gazetelerimize Sözcü gazetesi. Manchester Yusuf Yusuf başlığını atmış Sözcü gazetesi. Yani Yusuf Yusuf demek istiyor. Kanarya Manchester United'a adeta futbol dersi verse de İngilizler Eriksen'le ilk isabetli şutunda gol buldu. Onana kalesinde devleşip farkı önledi. En Nesiri kafayla beraberliği sarı lacivertlilere getirdi diyor efendim. Bunu da aktaralım sizlere. Şehitlerimiz unutulmadı. Manchester United maçında terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız unutulmadı. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe UEFA'ya başvurup özel izin alarak şehitlerimiz anısına maça siyah bantla çıktı. Bu arada şunu da belirtelim. Beşiktaş ve Başakşehir'de yine siyah bantla çıktılar karşılaşmaya onay alıp bunu da aktaralım. Mourinho kırmızı kart gördü. Ugarte'nin Osayi'ye yaptığı bir müdahale var ceza sahası içinde 58. dakikada. Hakem burada penaltı beklentisine rağmen Fenerbahçe'nin penaltı vermedi. Jose Mourinho da bununla ilgili tepki gösterdi. Burada bir kırmızı kart gördü. Clement Turpan Portekizli teknik adamı tribüne yolladı. Bu detayı da verelim efendim. Gerçekten nasıl söyleyelim? Clement Turpan'ın da enteresan bir maç yönetimi vardı. En azından Fenerbahçe'ye karşı çok da
iyi bir niyetli olmadığını da gözlemledik. Bunu söyleyebiliriz. Devam edelim sırada. Yeni Şafak gazetesi. Fenerbahçe salladı ama yıkamadı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ağırlayan Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrıldı. Güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu diyor efendim. Onana'nın da ayakta tuttuğunu söylüyor İngiliz ekibini. Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. Sıradan devam edelim. Takvim gazetesi görüyoruz. İsyan etti, kırmızıyla atıldı. Jose Mourinho, Osayi'nin yerde kaldığı pozisyona penaltı bekledi. Hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı. Az önce aktardığımız gibi Fenerbahçe, Yıldızlar topluluğu Manchester United'ı salladı ama yıkamadı demiş Takvim gazetesi de. Ve sezonun en iyisi şeklinde de bir başlık görüyoruz. Fenerbahçe'de gerçekten sezonun en iyi performanslarından birini gösterdi. Bunu Takvim gazetesi de söylemiş. İşte bu Mourinho'nun itiraz ettiği ve atıldığı pozisyon efendim. Burada görüyoruz işte bu müdahale sarı içerisinde alınmış. Şöyle yakınlaştıralım sizin için de. Siz de şöyle bir detaylı bakın. Takvim gazetesi de göstermiş efendim pozisyonu. Ve işte burada Ugarte'nin Osayi'ye bir müdahalesi var mı yok mu? Osayi yerde kaldı bu pozisyon sonunda ve Fenerbahçe'de herkes pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Şimdi Fenerbahçe'de gazeteler kısmını noktaladık. Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş gazeteleri ekranlara gelecek efendim. Beşiktaş Lyon'da çok kritik bir zafere imza attı. Fransa'da 1-0'lık skorla kazandı siyah beyazlar. Bakalım gazeteler nasıl görmüş? Portekiz resitali başlığı var Fotomaç gazetesinde. Rafa Silva Fernandez ikilisi Fransa'da şov yaptı. Formda Lyon'u yıktı. Lyon zaferinde başrolü Rafa Silva Getson Fernandez ikilisi oynadı. Beşiktaş'ta kariyer sezonunu yaşayan Fernandez, Silva'nın şık asistinde Fransızları susturdu. Gerçekten Getson'un geldiği noktada inanılmaz ofansif anlamda. Yani hem bu ara koşuları çok iyi yapmaya başladı hem de diğer taraftan da o vurduğu vuruş, sert vuruş, net bir vuruş. Yani bir golcü vuruşu çok net bir şekilde ağları buldu Getson Fernandez. Bunu da söylemek gerekiyor efendim. Rafa Silva da çok net pozisyonlara girdi ama faydalanamadı. Beşiktaş adına da özellikle son bölümde birçok fırsat kaçtı. Beşiktaş'tan 117 alkış tepkisi. İlk bölümde haberini vermiştik. Yunus Akgün 117 bin TL para cezasına çarptırıldı. Herhangi bir men cezası almadı maçtan. Beşiktaş da buna tepki olarak 117 tane alkış emojisi koyarak bir tepki gösterdi alınan bu karara PFDK'dan diyelim. Şimdi sıradan devam edelim Beşiktaş gündemine. Ersin tuttu, Getson vurdu. Mert, Paulista ve Raşitsa'dan yoksun Beşiktaş. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Lyon karşısında harika bir galibiyete imza attı. Sakatlığına rağmen kaleye geçen Ersin müthiş kurtarışlarla yıldızlaştı. Savunma hiç hata yapmadı. Getson Fernandez attığı mükemmel golle Fransız ekibinin gecesini kararttı diyor efendim. Bu detayları da vermiş Milliyet gazetesi. Oynamak istedim, kendimi zorladım şeklinde bir başlık var. Frankfurt maçı öncesinde ısınmada delimi yırttım diyor Ersin Destanoğlu. Futbol bu, tepki de olur, sevgi de. Benim için güzel bir maç geçti. 2 antrenman yaptım. Kimi insan fedakarlık diyor ama ben oynama ihtiyacı hissettim. Kendimi zorladım, kazandığımız için mutluyum diyor Ersin Destanoğlu. Sadece oynamakla kalmadı, çok da iyi bir performans sergiledi. Tebrik edelim Ersin Destanoğlu'nu da. Udokai rekor kırdı şeklinde bir haber var. Siyah beyazlı futbolcu tam 16 uzaklaştırma yaptı. Beşiktaş formasıyla bir Avrupa maçında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu. Diğer yandan Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisini de Beşiktaş noktaladı diyor efendim. Siyah beyazlılar Lyon'un serisini bozdu. Sıradaki haber gelsin. Sabah gazetesi. Türk öpücüğü. Beşiktaş Fransız ekibi Lyon'u deplasmanda yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetle tanıştı diyor Sabah gazetesi. Bu arada şu detay da gerçekten önemli. Beşiktaş çıktı dedik ama şu detayı da atlamayalım.
Fransız ekibi Lyon'da maça siyah bantla çıktı. Gerçekten çok güzel bir jest yaptı Fransız ekibi. Bunu da aktarmamız gerekiyor. Jadson Fernandes maçın ardından konuştu. Maça kötü başladık aslında. İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik. Çok önemli bir galibiyet oldu. Önemli olan takımın kazanması, iyiye gitmesi. Bu tür sonuçlarla ileriye doğru gitmeliyiz diyor Jadson Fernandes. Efendim bunu da söyleyelim. Bu detayı da aktaralım. Şimdi sıradan devam edelim Beşiktaş gündemine. Geldi efendim, süpersin Beşiktaş. Ersin kırmızı yazılmış. Süpersin Beşiktaş. Kara Kartal Lyon'da önce savundu, sonra vurdu. Beşiktaş Lyon deplasmanında 71. dakikada Jetson'un golüyle kazanıp büyük bir sürprize imza attı. Kaleci Ersin kurtarışlarıyla maça damgasını vurdu diyor efendim. Bu detayı da aktaralım. Taraftarından yoksun Lyon'a konuk olan Kartal kazanmasını bildi diyor. İstatistikleri de şöyle göstermişler. İstatistikler, pas isabet oranı, isabetli pas, toplu oynama. Genel olarak 30 şut, 12 şut Lyon'un üstünlüğü var. Ama sonuç 1-0 Beşiktaş. Önemli olan da bu zaten efendim. Bunu da aktaralım. Sıradan devam edelim. Takvim gazetesi geldi. Fransa destanı, burada da Ersin göndermesi değil, Destan göndermesi var. Yani Destanoğlu göndermesi var. Gazeteler genelde Ersin Destanoğlu'nun bu fedakarlığı ve iyi performansı üzerine durmuşlar. Bu kez de Avrupa'da taraftarını sevindirdi. İlk yarıda Ersin Destanoğlu'nun kurtarışlarıyla ayakta kalan Kartal, ikinci devre oyunu dengeledi ve 71'de Jetson'la Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı. Bu ilk dilimde anlattığım bir kısım vardı. Udokai'nin Zaha'nın pozisyonunda topu çizgiden çeldiği pozisyon. İşte burada gerçekten Zaha'nın bir de hani ayağının üstüyle bir vuruşu var. Yani sert bir vuruşu var aslında ve Zaha bu vuruşları Galatasaray'dan da biliyoruz, Crystal Palace'dan da biliyoruz. Bu vuruşları iyi yapan bir oyuncu ve gerçekten burada da iyi bir vuruş yaptı. Ersin'i de geçti top ama işte Felix Udokai belki de Beşiktaş'a hayat verdi. Zaten hayati dokunuş olarak da söylemiş burada Takvim Gazetesi. Bunu da gösterelim sizlere. Sıradan devam edelim Beşiktaş gündemine. Posta Gazetesi ekranlarda. Lyon Fatih'i Beşiktaş siyah beyazlar deplasmanda Lyon'u Jetson'un golüyle yıktı diyor. Ve ilk yarıdaki kritik 2 var kararı temsilcimizin kaderini değiştirdi diyor. İyi reaksiyon gösterdik demiş Giovanni Van Bronckhorst. Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz dedi. Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Jetson'la golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Yarın dinleneceğiz. Ardından derbi için 2 günümüz olacak diyor efendim. Bu detayı da verelim ve Beşiktaş kısmını da noktalamış olalım gazetelerde. Şimdi sırada Galatasaray var. Galatasaray gazeteleriyle devam edeceğiz. Gazetelerle böyle size aktarmaya devam ediyoruz. Takıma rehavet uyarısı. Okan Buruk derbi öncesinde takımına uyarı üzerine uyarıda bulundu. Farklı öne geçtikleri maçların ikinci yarılarında yaşanan konsantrasyon kaybı ve yenen goller nedeniyle tüm takımı ikaz eden Aslan'ın hocası öğrencilerinden derbide daha dikkatli olmalarını istedi diyor. Burada da üçlü düzenden memnun ama son kararını vermedi diyor Fanatik Gazetesi. İlk dilimde de Milliyet Gazetesi'ne Nevzat Dindar üçlüyle devam. 3-4-1-2 formatıyla Beşiktaş maçında da sahaya çıkacak demişti. Artık biraz bunu zaman gösterecek. Zaten HT Spor ekranlarında da HT Spor muhabiri Çağatay Çelik de sizlere bununla ilgili detayları da pazartesi gününe kadar aktaracaktır efendim. Çünkü artık Avrupa'yı tamamladık ve derbi heyecanı artık start alıyor. Pazartesi günü kritik bir maç var. Galatasaray'la devam edelim gazetelerden. Fotomaç gazetesi. Yeni rota derbi. Elfsborg'u yıkan Cimbom gözünü Beşiktaş maçına çevirdi diyor. Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Sarı Kırmızılar Beşiktaş'ı yenerek rakibine ekarte etmek istiyor. Derbiye de Osimhen-Icardi ikilisiyle çıkacak Okan Buruk savunma hattında tek değişiklik yapmayı düşünüyor diyor efendim. Bu detayı da aktarmış burada spotta Fotomaç gazetesi. Genel olarak detaylı olarak da şunu da aktarabiliriz. Rams Park kapalı gişe.
Galatasaray'ın pazartesi günü Rams Park'ta Beşiktaş'ta oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı ve sarı kırmızı taraftarlar 1200 ile 20.000 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Az sayıda bilet kaldı öğrenildi. Derbinin kapalı gişe oynanması bekleniyor diyor efendim ki 17.30'daki Galatasaray-Elfsborg maçında bile Rams Park gerçekten doluydu. Neredeyse fulldü ki insanların hani genel olarak işte olduğu, okul çıkışında olduğu, bu anlara denk gelen bir saatte olmasına yani çok aslında hafta içi için Türkiye adına çok kötü bir saatte olmasına rağmen gerçekten taraftarlar da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi ilk bölümde bir duran top haberi yapmıştık. Neyle ilgiliydi bu? Elfsborg maçında Okan Buruk çok iyi bir ekibiyle birlikte çok iyi bir analizde bulundu ve golü de buradan buldu. Ardından da 3 tane de net gol fırsatı kaçırdı demiştik. Galatasaray'ın genel olarak duran top karnesine de Fotomaç gazetesinde Sergen daha derlemiş. Galatasaray duran top gollerinde Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Daha iyisi yok diyor ve şöyle de genel olarak böyle nasıl söyleyelim kutu olarak da gösterilmiş. 2023-2024'ten bu yana duran top karnesine Galatasaray zirvede, ardından Arsenal, Everton, Leverkusen ve PSV geliyor efendim. 2024-25'te ise Galatasaray yine zirvede. Galatasaray 9, Barcelona 7, Stuttgart 7, Westerlo 7, Konya Spor 7. Konya Spor da bu listede kendisine yer bulmuş efendim. Bu detayı da aktaralım sizlere. Buruk'tan bir gün izin şeklinde bir haber var. Bir günlük iznin ardından derbi hazırlıkları yarın devam edecek diyor. Burada da Fotomaç gazetesi. Sıradan devam edelim. Sabah gazetesini görüyoruz. Karşı konulamaz. Icardi ve Osimhen ikilisine İtalyanlar bu yorumu yaptı diyor. Ve genel olarak şöyle bir nasıl söyleyelim haber var. Galatasaray önce öne geçti, sonra şaka yaptı. La Gazzetta dello Sport bu şekilde görmüş efendim Galatasaray'ın 4-3'lük Elfsborg galibiyetini. Ve Gabriel Saray'a ayrı bir paragraf açıldı diyor. Burada da Galatasaray ilk 45 dakikada 2 asist yapan Brezilyalı oyun kurucusu Sara tarafından başarıyla yönetildi. Her şey kolay gözükürken çılgın ikinci yarı başladı diyor ve orada da maçın 3-2'ye geldi ya 3-3'e de gelebileceği yazılmış. AS gazetesi ise Real Madrid'in gündeminde olduğu iddia edilen Davinson üzerinden maçı özetledi. Kolombiyalı stoper 3 gol yemesine rağmen takımına yardım etmek için çok güvenli olan savunmanın lideriydi diyor. Bir diğer tarafa şöyle bir yana doğru gidiyorum. Kafaya taktı bir kere. Mauro Icardi Galatasaray'ın en çok gol atan yabancısı olmak için kollarını sıvadı diyor. Milan Baroş'la biliyorsunuz eşitledi. 61 gole ulaştı. Baroş da 61 gollü ve şu anda ikinci sırada Baroş'la birlikte. Burada bakalım Hacı'yı geçebilecek mi? Sarı kırmızılı yıldız oyuncu burada Hacı'yı geride bırakabilecek mi? Önemli olan bu. Bunu da aktaralım efendim. Şimdi sıradan devam edelim. Posta gazetesi. Kalbi olan izlemesin. Galatasaray Okan Buruk'un tabiriyle taraftarına yine check-up testi yaptı. Kasımpaşa karşısında 3, Rigas Skola önünde 2 farklı üstünlüğü koruyamayıp beraberliğe razı olan Cimbom, Elfsborg maçında da 3-0 öne geçerken yürekleri ağza getirip kazandı diyor efendim. Bunu da aktaralım. Gerçekten Galatasaray taraftarı da fazlasıyla korktu bu maçta. Men gelmedi derbide var. Yunus Akgün Antalya maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. 117 bin TL para cezası aldı. Herhangi bir men cezası almadı. Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek Galatasaray'ın son dönemdeki yıldızı çok formda. Bunu da aktaralım efendim. Yine milli takım yerini korudu. 26. sıradaki FIFA klasmandaki yerini korudu diyor efendim milli takımla ilgili. İlk sırada Arjantin, ikinci sırada Fransa, üçüncü sırada İspanya yer alıyor listede. Ve milli maç bedava. Bugün A milli kadın futbol takımımızın maçı var. Birazdan size detayları da aktaracağız. Ve bu maç Esenler Erok Stadı'nda oynanacak ve ücretsiz. O yüzden saat 18'deki maçı izlemek isteyenler PASO üzerinden ücretsiz bir şekilde biletlerini alabilirler. Bu anlamda da gerçekten milli takıma destek olalım. Çünkü bizim için önemli bir maç. Tarihimizde bir ilki yaşıyoruz. Playoff birinci turunda mücadele ederek diliyoruz ki turnuvada da yer alırız. Şimdi sıradan devam ediyoruz. Takvim gazetesini görüyoruz. Hücum pek iyi, savunma zayıf. Okan Buruklu Galatasaray bu sezonki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Forvetleri ateş ediyor, savunma ise
düşündürüyor. Brook'la ilk sezonunda 2.3 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde 0.8 gol gördü. Geçen sezon 2.3 gol ortalaması tuttururken 0.9 gol yedi. Bu sezon ise 2.5 gol ortalaması var ama yediği gol 1.53'e çıktı. Galatasaray'da gerçekten Okan Buruk döneminin aslında ön plana çıkan özelliği hep ön alan presi hücum olarak görülür ama savunmada gerçekten Galatasaray çok iyi bir iki sezon geçirmişti. Bu sezonsa bir türlü istendiği gibi gitmiyor savunma anlamında Galatasaray'da. Sıradan devam. Türkiye Gazetesi. Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine bakışı 5-0'ın rövanşı şeklinde. Elfsborg'u yenip Avrupa'daki yürüyüşünü sürdüren Sarı Kırmızılar gözünü Beşiktaş maçına çevirdi. Beşiktaş'a 5-0 yenilmesi Sarı Kırmızıların Süper Kupa maçında bu maça dair ekstra bir motivasyon yaratıyor. Ve rövanşı alma zamanı geldi diyerek de Okan Buruk'un oyuncularına seslendiği söyleniyor. Mertens kulübeye şeklinde bir haber var Ali Naci Küçük imzasıyla. Berkan Kutlu'ya ilk 11'de yer verip Mertens'i yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak kullanacağı öne sürüldü. Ayrıca Şalay da derbinin ilk 11'inde sahaya çıkacak diyor efendim Ali Naci Küçük. Galatasaray bölümü de sona erdi. Şimdi Trabzonspor'a geçeceğiz. Editörüm Bahadır Koçan beni uyarıyor ve Trabzonspor'a geçiyoruz. Devam edelim efendim. Şimdi bu sorunu çözmeliyiz. Sabah gazetesi gol konusunda kısır bir görüntü çizen Trabzonspor çare arıyor. Bordo Mavililer ligde 8 maçta ağları 8 kez sarsarken geçen dönemki 15 gollük performansını aratıyor. Güneş çalışmalarda kanat organizasyonlarına ağırlık verirken oyuncularına sık sık şut çekmeleri için direktifte bulunuyor diyor efendim. Bunu da aktaralım. Şenol Güneş de tabii ki takımda artık o iyice hegemonyasını, kendi oyun stilini aşılamaya ve o üstünlüğü kurmaya çalışıyor tabii ki. Kendi oyun tarzını oyuncularına yansıtmaya çalışıyor Bordo Mavili takımda. Bakalım Göztepe maçı Trabzonspor için çok kritik, bunu da aktaralım. Sıradan devam. Yeni Şafak gazetesi. Güneş'in derbi planı. Süper Lig'de yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor İzmir'den 3 puanla ayrılarak bir sonraki hafta yapacağı Fenerbahçe derbisine kayıpsız çıkmak istiyor. Derbiyi de kazanmayı planlayan Bordo Mavililer alacağı 6 puanla ligdeki konumunu değiştirmeyi planlıyor diyor efendim. Ve burada da Trabzonspor taktik çalışması yaptı diye antrenmandan da detaylar aktarılmış. Bordo Mavililer bugünkü çalışmasıyla da hazırlıklarını artık tamamlayacak Göztepe maçının. Sıradan devam edelim. Evet, Trabzonspor'a son gazetemiz bu şekildeymiş efendim. Şimdi gazetelerimiz sona erdi. Gazete köşemizde yaklaşık 25 dakika boyunca size hem daha öncesinde grafikleri aktardık hem de 4 büyük takımdan gelişmeleri aktardık. Şimdi bir özel röportajımız daha var. İlk dilimde Nuno da Costa'yı vermiştik. Bu dilimde ise konuğumuz Musa Sow. Musa Sow ETSpor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe dönemine ilişkin mesajlar verdi. Senegalli forvet kariyerindeki en güzel golü Galatasaray'a attığını söyledi. Oui, je me souviens de mon transfert à... Fenerbahçe'ye transferimi çok iyi hatırlıyorum. 2012 kışındaydı. Senegal milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'ndaydım. Fenerbahçe ile kontrat imzalamak için İstanbul'a 4,5 saatlik bir gidiş dönüş yolculuğu yapmıştım. Bu unutulmaz bir anıydı. Milli takımdaydım ve takım arkadaşlarımı bırakıp bu süreçte 2 gün boyunca yaşadığım yorgunluk gerçekten tarif edilemezdi. Fenerbahçe ile anlaşmış olmaktan dolayı çok mutluydum. Pour un mémorable moment à Fenerbahçe. Fenerbahçe'de unutulmaz bir anı olarak şampiyonluğu kazandığımız o anı söyleyebilirim. O sezon gerçekten harika işler başardık ve önemli maçları kazandık. Daha önce Lille ile şampiyonluk yaşamıştım ama Fenerbahçe ile bu başarıyı elde etmek bambaşka bir duyguydu. Çok daha güzeldi diyebilirim. Kadıköy'de oynamak gerçekten özel bir deneyimdi. Kadıköy'deki ilk maçımda atmosfer bambaşkaydı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Stada çıktığımda neredeyim ben diye düşündüm. O maçta bir gol atmıştım ve bu benim için inanılmaz bir duyguydu. Daha önce 90 dakika takımının arkasında duran taraftarla karşılaşmamıştım. Böyle bir destek görmemiştim. O an dedim ki, burada iyi işler yaparsam mutlu bir oyuncu olurum. Ve öyle de oldu. Taraftarlar her zaman arkamdaydı. Onlara minnettarım. Hem iyi hem de kötü anlar yaşadım. Ama kötü anlarda bile beni destekledikleri için hep kalbimde olacaklar. Mon plus beau but à Fenerbahçe. Çoğu insan benim Manchester United'da attığım golü söyleyecektir. Gerçekten harika bir goldü. O golü izlediğimde
bunu nasıl yaptım diye kendime soruyorum. Ama ben Galatasaray'a attığım golü söyleyeceğim. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en büyük derbisi ve bu gol benim için çok özel. O yüzden %100 bu gol benim favori golüm. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde İsyardiye ile çok yakındık. Zaten Fenerbahçe'ye gelmeden önce de onu tanıyordum. Milli takımda beraber oynamıştık. Bana Fenerbahçe hakkında hep olumlu şeyler söylemişti. İlk 6 ay boyunca hep onunlaydım. Daha sonra Christian Baroni ve Alex ile küçük bir grubumuz vardı. Antrenmanlardan önce beraber takılırdık. Gerçekten keyifli zamanlardı. İkinci yıldan sonra Pierre Vebo ile çok yakındım. Çünkü Fransızca konuşuyorduk. Emenike de zaman zaman bize katılırdı. Ufak bir grubumuz vardı. Ayrıca Reto Ziegler'le de iyi anlaşıyorduk. Onu da eklemeliyim. Evet, taraftarlardan hala birçok mesaj alıyorum ve bu beni şaşırtıyor. Dediğim gibi, Fenerbahçe'de iyi işler yaptıysam bu tamamen taraftarlar sayesinde oldu. Beni her zaman desteklediler. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Asla kaytarmadım ve bu sahada da belli oldu. Taraftarlar hep arkamdaydı. Sosyal medyada hala bana mesaj atanlar var. Türkiye'ye veya diğer ülkelere yaptığım ziyaretlerde bile beni Fenerbahçe sayesinde tanıyanlar oluyor. Diğer kulüplerden dolayı da tanıyanlar var. Bu beni her seferinde şaşırtan bir detay. Gerçekten mutluyum ve onlara her şey için tekrardan teşekkür ediyorum. Bu teknik direktör farkı yüzünden vereceğim bir cevap değil. Jose Mourinho elbette büyük bir teknik direktör. Onunla çalışmak çok isterdim. Ama Fenerbahçe'ye dönmek her zaman harika bir şey olurdu. Elbette şu an geçmişte kaldı. Ama geçmişte çalıştığım tüm teknik direktörlere teşekkür ederim. Hepsi bana bir şeyler kattı. Fenerbahçe'ye geri dönmekse her zaman güzel olurdu. Evet, Fenerbahçe'yi hala izliyorum. Maçları ve sonuçları takip ediyorum. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorum? Şu anda şampiyonluktan biraz uzaklar. Ama daha oynanacak çok maç var. Pes etmemeleri gerekiyor. Mücadeleye devam etmeliler. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler ve başarılı bir teknik direktörleri var. Ama sahada fark yaratmaları gerekiyor. Her sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırıyorlar ve bu yıl umuyorum ki şampiyonluğu kazanacaklar. Fenerbahçe'ye geri dönmek neden olmasın? Bu gerçekten iyi bir soru. Fenerbahçe'ye geri dönmek benim için her zaman bir kapı olarak açık kaldı. Çünkü Fenerbahçe'yi kim reddedebilir ki? Ama şu anda bulunduğum kulüpte mutluyum. Birçok yeni şey öğreniyorum. Fenerbahçe bana çok şey verdi. O dönem çalıştığım herkesle, başkanından antrenörüne, teknik direktör, oyuncular ve kulüpte çalışan herkes, taraftarlar hepsi çok güzel şeylerdi. Bu yüzden gelecekte böyle bir şey olursa neden olmasın? Ancak şu anda bu durumdan çok uzağız ve Fenerbahçe de iyi ilerliyor. Musa Sow özel röportajına baktık efendim. Güzel açıklamalarda bulundu Musa Sow ve sizi biraz geriye götürmek istedik. Şimdi futbol kısmını şu haberle birlikte noktalayacağız ama kadın futbola geçerek noktalayacağız. A Milli Kadın Futbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası 1. Playoff turu ilk maçında bugün Ukrayna'yı konuk edecek. Az önce de belirtmiştik, maçın biletleri ücretsiz. O yüzden tüm taraftarlar Esenler Erok Stadı'na. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hedefindeki ilk rakibi Ukrayna. Ay Yıldızlı ekip 2025 Avrupa Şampiyonası 1. Playoff turu ilk maçında Ukrayna'yı konuk edecek. Esenler Erok Spor Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Henrike Nervik yönetecek. B Ligi 1. grubu 9 puanla 2. sırada bitirerek playoff aşamasına kalan Ay Yıldızlı ekip rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Müsabakanın rövanşı 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimru Stadı'nda oynanacak. Bu eşleşmede tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. playoff turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak. Necla Hoca ve tüm milli takıma başarılar diliyoruz efendim ve gerçekten inşallah şans da yanlarında olur ki inşallah şansa da ihtiyaçları olmaz, iyi bir performans gösterirler. Şimdi basketbola geçiyoruz ve basketbolda ilk olarak
bir Euroleague diyeceğiz efendim. Euroleague'de şöyle bir grafiği ekranlara rica edeyim. Euroleague'de ekrana grafiği alalım. Ardından da size şöyle bir sonuçları gösterelim. Sonra da NBA'ye uzanacağız. Çarşamba gününden başlayalım. Bologna Partizan'ı deplasmanda 70-69 mağlup etmişti. Perşembe günü dünse şu maçlar oynandı ve alınan sonuçlar böyle. Paris Basketbol Monaco'yu deplasmanda 87-80 ile geçti. Zalgiris Kaunas Maccabi Tel Aviv'i 78-63 mağlup etti. Olimpia Milano Anadolu Efes'i konuk etti. Temsilcimiz 96 sayı yolladı rakip potaya ve 96-84 rakibini yendi. Baskonya Alba Berlin'i 80-57 ile geçti ve Real Madrid Kızıl Yıldız'ı 95-72 mağlup etmeyi başardı. 25 Ekim Cuma, yani bugün Fenerbahçe Panathinaikos'la, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'uyla karşı karşıya gelecek. Saatler 20.45'i gösterdiğinde Barcelona Asvel maçı saat 21.30'da ve Bayern Münih Olympiakos maçıyla da saat 21.45'te Euroleague'de 5. haftayı noktalamış olacağız. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz efendim. Bunu da aktaralım. Şimdi bir de Euroleague kadınlarla devam edelim. Ardından NBA'de Alperen Şengün'le ilgili bir haberimiz var. Ona uzanacağız. Euroleague kadınlarda mücadele eden Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin 3. hafta karşılaşmalarından galip ayrıldılar ve 3-3 yaptılar. Euroleague kadınlarda 3. hafta oynanan karşılaşmalarla başladı. C grubunda mücadele eden son 2 yılın şampiyonu temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Polonya ekibi Pavlokovic'le deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Sarı Lacivertliler ilk yarıyı 47-37 geride kapattı. İkinci yarıda toparlanan Sarı Lacivertli ekip karşılaşmadan 90-88 galip ayrılarak 3-3 yaptı. Fenerbahçe'de Misman 22 sayı 6 rebound 6 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Euroleague kadınlarda mücadele eden bir diğer temsilcimiz ÇBK Mersin ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaştı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Mersin ekibi sahadan 81-67 galip ayrıldı. Temsilcimizde 35 sayı kaydeden Howard karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Şimdi de efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız ve milli gururumuz Alperen Şengün diyeceğiz. Tabii NBA'de biliyorsunuz yaklaşık 3 gün önce NBA'de normal sezon heyecanı başladı. Artık gece müsabakaları uyku tutmayacak çoğumuzu NBA maçlarını izlemek için. Ancak bir diğer taraftan tabii ki Alperen Şengün'ü izlemeyi tercih etmek isteyenler de yine gece uyumayacaklar. Alperen Şengün ise sezona Houston Rockets formasıyla fırtına gibi girdi. Temsilcimiz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets 2024-2025 NBA sezonundaki ilk maçında Charlotte Hornets'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan taraf Houston Rockets oldu. Farkı bir ara çift hanelere kadar çıkartan Texas ekibi ikinci yarıya aynı şekilde devam edemedi. Konuk ekip Charlotte Hornets'ta LaMelo Ball'un etkili performansı son periyotta takımına galibiyeti getirdi. Parkeden 110-105'lik skorla galip ayrılan Hornets sezona kazanarak başladı. Galibiyete önemli rol oynayan LaMelo Ball karşılaşmayı da 34 sayı ve 11 asistle tamamladı. Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün ise 25 sayı ve 18 reboundla double-double yaptı. Alperen'in bu performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Son zamanların en popüler konularından birisi. Konu olarak demeyelim de daha doğrusu böyle bir yere seyahate gittiğinizde karşılaştığınız şeylerden birisi stat, oteller. Statlar her ne kadar birçok farklı etkinliğe sahne olsa da stat otel fikri başka bir deneyim ortaya koyuyor. Bunu en çok uygulayan bölge ise Büyük Britanya oldu. Bir detaylara bakalım haberimizde. Stadyumları genellikle futbol müsabakalarına ev sahipliği yapmalarıyla, zaman zaman konserlere sahne olmalarıyla ve çeşitli etkinliklerde kullanılmalarıyla biliriz. Bazı kulüplerse statlarını otel olarak da kullanıyor. Yeşil zemine bakan pencerelere sahip odalarda
normal bir şekilde otel konaklaması yapabileceğiniz stadyumlar var. Ancak ülkemizde değil, genellikle Büyük Britanya'da bulunuyorlar. Köklü İngiliz kulüplerinden bazıları bu uygulamayı yıllardır sürdürüyor. Kulüpler buradan gelir elde ediyor. Bir yandan da turizme katkı sağlanıyor. Hatta stat içerisinde yer alan bazı oteller şehirdeki diğer otellere göre sahip oldukları birçok imkan ve konfor nedeniyle daha çok tercih edilebiliyor. Maç günleri burada konaklayan insanlar pencereden karşılaşmayı izleyip bir yandan da keyifli vakit geçirebiliyor. Örneğin yıllarca Premier Lig'de mücadele eden Bolton Wanderers'ın stadı içerisinde 125 odaya sahip bir otel bulunduruyor. Keza aynı durum Norwich City için de geçerli. Şehrin merkezinde bir lokasyonda yer alan Kanaryaların stadında konaklayabilir ve üstüne bir de futbol turizmi yapabilirsiniz. Öte yandan ülkenin bir diğer bölgesinde Blackpool'un iç saha maçlarını oynadığı Bloomfield Road da yeni misafirlerini bekliyor. İngiltere'de son yıllarda alt liglerde daha çok vakit geçiren Leyton Orient ve Coventry kulüpleri de bu hizmeti alabileceğiniz farklı adresler olarak göze çarpıyor. Dönem dönem yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren MK Dons kulübünün stadyumundaysa diğerlerine göre çok daha yüksek standartlarda hizmet veren bir otel ön plana çıkıyor. Adanın diğer tarafında İskoçya'daysa bu deneyimi tadabileceğiniz bir başka adres Hart Stadı. Yani her zaman söylendiği gibi futbol asla sadece futbol değildir. Aynı zamanda turizm de olabilir. Evet efendim, şimdi de dış haberlere şöyle bir geçiyoruz. Boca Juniors Arjantin Kupası çeyrek final maçında Gimnasia La Plata'yı konuk etti. Tribünlerde çıkan büyük kavgayı Boca Juniors'ın başkanlığını yapan Juan Riquelme engelledi. Boca Juniors Arjantin Kupası çeyrek final maçında Gimnasia La Plata'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 9. dakikada Aaron Anselmino'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte tribünlerde yoğun bir kavga başladı. Her iki takımın taraftarları da tribün bariyerlerini kırarak birbirleriyle karşı karşıya geldi. Boca Juniors ve Gimnasia La Plata'lı futbolcular olayların önüne geçebilmek için tribün gruplarıyla iletişime geçmeye çalıştı. Stadyumdaki polisler kavgayı engellemek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı. Polis taraftarların kendilerine koltuk ve yabancı maddeler atması sonucunda biber gazı kullanarak tribünlere müdahale etti. Kavganın uzun süre devam etmesinin ardından olaya son olarak Boca Juniors'ın efsane futbolcusu ve şimdiki başkanı Juan Román Riquelme girdi. Tribüne kadar giderek taraftarlarla konuşan Riquelme olayların durulmasını sağladı. Tribünlerdeki gerginlik azaltıldıktan sonra koltukların bir kısmı boşaltıldı. Gerginliğin sona ermesiyle birlikte devam eden maçta konuk ekip Rojo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Penaltılara giden maçta Boca Juniors kalecisi Leandro Bray tam 4 penaltı kurtararak yıldızlaştı. Ev sahibi Boca Juniors karşılaşmayı toplamda 3-2 kazanarak tur atladı ve Velez'in rakibi oldu. Evet efendim, 8 diliminde de sizi haberlerle baş başa bıraktık ve size haberleri gazete manşetlerine aktardık. Şimdi maç özetleriyle baş başa bırakıyoruz. Almanya ve Hollanda'dan maç özetleri saat başına kadar sizlerle olacak. Ardından saatler 9'u gösterdiğinde ben Ata Selçuk başlama vuruşunun son diliminde tekrardan karşınızda olacağım. O yüzden ET Spor'dan ayrılmayın. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih Stuttgart'ı konuk ediyor. Atak Bayern Münih'ten. Hızlı çıktı Bayern Münih. Sert bir vuruş Nabri'den. Top yandan dışarı çıkıyor. İlk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Harry Kane ceza sahası dışına sert bir vuruş. Harry Kane'den çok şık bir gol. Maçın 57. dakikasında Bayern Münih 1-0 öne geçiyor.
60. dakikadayız. Bir kez daha Bayern Münih hata. İçeri çevrilen bir top. Harry Kane topu önünde buluyor, vuruyor. Savunmadan sekti. Bir kez daha Kane ve bu sefer gol. Harry Kane farkı 2'ye çıkartıyor 60. dakikada. Bir kez daha Bayern Münih hata. Ev sahibi ekip tehlikeli geliyor. Sol kanattan içeri çevrilen bir top. Sert bir vuruş. Savunmadan sekti. Kane önünde buluyor ve gol geliyor. Harry Kane 80. dakikada hem hat-trick yapıyor hem de takımı adına farkı 3'e çıkartıyor. 89. dakikadayız. Artık maçın son bölümü. Bir kez daha Bayern Münih atakta. Hızlı çıkıyor ev sahibi ekip. Yukarı çevrilen bir top. Kingsley Coman topu önünde buldu. Coman'ın vuruşu Bayern Münih skoru 4-0'a getiriyor ve maçı bu skorla da kazanıyor. Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund St. Pauli'yi konuk ediyor. Dakika 43, Gross ortaladı. Kafa vuruşu Ben Sebaini'den ve gol. Düzgün bir kafa vuruşu Ben Sebaini zor pozisyonda. Kalecinin uzanamayacağı bir yere gönderiyor topu. Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. San Paolo atakta. Savunma uzaklaştırdığı ilk anda. Uzaklardan harika bir gol Erik Schmidt. Muhteşem bir golle beraberliği yakalıyor San Paolo. Ceza sahasının çok dışından. Çok düzgün bir vuruş. Schmidt mükemmel bir gol atıyor. 1-1. Sol kanattan gelişiyor Dortmund hata. Gittens. Ortası. Kafa. Savunmanın da müdahalesi ve gol. Girassi topu ağlara gönderen isim. Dortmund öne geçiyor 83'te. Ve bu golle karşılaşmayı da 2-1 kazanıyor Borussia Dortmund. Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Sert bir müdahale ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Bayer Leverkusen penaltı kazandı. Bonifas topun başında. Bonifas'ın vuruşu kaleci kurtarıyor. Trapp penaltıda gole izin vermiyor. Maçın 16. dakikası. Eintracht Frankfurt atakta. Deplasman ekibi tehlikeli geliyor sol kanattan. Orada bir müdahale var. Ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Marmuş topun başında. Marmuş vuruyor ve deplasman ekibi 1-0 öne geçiyor. Marmuş penaltıda takımını 1-0 öne geçiriyor. ...25. dakikadayız. Bayer Leverkusen atakta. Sol kanattan gelişen atak. İçeri çevrilen bir top. Çok iyi bir duvar pası ve gol geliyor. Robert Andrich 25. dakikada Bayer Leverkusen adına skoru eşitliyor. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Görüntüler ikinci yarıdan. Bayer Leverkusen atakta. Sağ kanattan içeri çevrilen bir top. Bir savunma hatası Bonifas affetmiyor. 72. dakikada Bayer Leverkusen'de Bonifas topu ağlara gönderiyor. Skor 2-1'e geliyor. Bu golle birlikte Bayer Leverkusen maçı 2-1 kazanıyor. Bundesliga'da Wolfsburg evinde Werder Bremen'le karşılaşıyor. Mücadele her zamanki gibi dolu tribünler önünde. Dakika 19, korner kullanıyor ev sahibi. Ceza sahası, kalecinin büyük hatası. O karambolde Thiago Thomas topu ağlara gönderiyor. Ev sahibi 1-0 öne geçiyor. Marvin Ducks, orta, net bir vuruş. Weiser. Weiser topu ağlara gönderiyor. İlk yarı bitmeden beraberliği yakalıyor Werder Bremen. İlk yarının sonucu 1-1. İkinci golü arıyor Werder Bremen. Ceza sahası yayda iyi paslaşmalar. Kaleci başarılı. Dönen top Felix Agu. Felix Agu topu ağlara gönderiyor.
2-1 öne geçiyor. Werder Bremen deplasmanda. Wolfsburg savunması ileride yakalandı. Weiser ortası. Marvin Duch takımını iki farklı üstünlüğe taşıyor. Marvin Duch dakika 67, skor 3-1. Çok sert bir faul. Patrick Wimmer, hakem tereddütsüz kırmızı kartını çıkarıyor. Bu sert faul sonrasında Wimmer'e. Marvin Duch. Duch'un pası. Gürül ceza sahası içinde. Gürül savunmaya da çarpan topu ağlara gidiyor. Werder Bremen 4-1'e getiriyor skoru. Bu golden bir dakika sonrası. Wolfsburg atağı. Joachim Mahle skoru 4-2 yapıyor. Bu gol puan için ev sahibine yetmiyor. Werder Bremen deplasmanda 4-2 kazanıyor. Bundesliga'da Holstein Kiel Union Berlin'i konuk ediyor. Hollerbach. Topu iyi sakladı. Verdi pasını Roth. Ceza sahasına baktı. Ortası, kafa vuruşu, gol. Alyosha Kemlein dakika 18. Union Berlin deplasmanda bu şık kafa vuruşuyla öne geçiyor. Sağ kanattan gelişiyor Berlin ata. Savunma, dönen top, Trimmel'in şutu out'a gitti. İşte burada savunma, dönen topta Trimmel zor pozisyonda şansını denedi, out'a gidiyor top. İlk yarı Union Berlin'in 1-0 üstünlüğüyle kapanıyor. Sol kanattan yükleniyor Berlin. Kafa vuruşu direkten döndü. Bir pas. Doeki. Doeki savunma araya giriyor. Net bir şanstan yararlanamıyor Union Berlin. Korneri Benes kullanıyor. Gerilerden gelen Tom Roth farkı ikiye çıkarıyor. Dakika 89. İyice rahatlıyor Union Berlin. Kiel farkı azaltmaya çalışıyor. Ceza sahası içinden vuruş. Kaleci başarılı. Ranov. Net pozisyonda gole izin vermiyor. İyi bir reaksiyon gösteriyor. Union Berlin karşılaşmayı 2-0 kazanıyor. Hollanda Eredivisie'de Herakles güçlü rakibi Ajax ağırlıyor. Mücadele öncesinde Neeskens anılıyor Erve Asito Stadyumunda. Ajax hata sol kanattan gelişiyor. Ceza sahası Brobbey kale sahasında kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyon. Herakles ataktaki takım. Karambol. Kulenovic ve gol. Kulenovic 1-0 öne geçiriyor Herakles'i. Traore. Traore çalımlar. Traore şut, kaleciden dönen top, Davy Klaassen 1-1 yapıyor skoru. Sutalo pası hatalı, gerilerden Engels ve gol. Herakles yeniden öne geçiyor. Mario Engels sahalarda ender görülen gollerden bir tanesi. Bir kez daha izliyoruz. Engels kaleciyi önde gördü. Şansını denedi. Çok düzgün vurdu topa. Engels bu şık golle öne geçiriyor takımını. Kale sahası. Bir karambol. Son olarak vuran Bernard Traore. Ajax atakta. Wout Weghorst. Oyuna girdikten 4 dakika sonra golünü atıyor. Pato ortaladı. Weghorst şık bir kafa vuruşu. Herakles atağı sol kanattan gelişiyor. Rosken ortaladı. Kulenovic bitiriyor. Maçta bir kez daha eşitlik var. Penaltıda Weghorst topun başında. Weghorst sert ve düzgün bir vuruş. 4-3. Ajax bir kez daha önde.
Dakika 84. Bir faul. Hakem geç de olsa düdüğünü çalıyor. İkinci sarı kartla Kersmaker'i oyundan atıyor. Ajax Herakles'i deplasmanda 4-3 yeniyor. Eredivisie'de AZ Alkmaar PSV Eindhoven'u konuk ediyor. Karşı karşıya pozisyonda. Yerde kalan Schouten, hakem geç de olsa düdüğünü çaldı. Faul veriyor PSV Eindhoven lehine. Ve karar kırmızı kart. Dekker'e çıkıyor kırmızı kart. Faul yapan kişi Möller Wölfe'ydi. Geç de olsa bu karar düzeltildi ve Möller Wölfe oyun dışına gönderildi. Dekker karşılaşmaya devam etti. Bakayoko bıraktı. Karstorp ortası. Til indirdi. Luke de Jong bitirdi. PSV Eindhoven deplasmanda 1-0 öne geçiyor. AZ Alkmaar karşısında. 10 kişi kalmanın bedelini çok kısa sürede ödüyor ev sahibi ekip. İşte burada Karstorp ortaladı. Til en iyi yere indirdi. Luke de Jong bu pozisyonu affetmiyor. İkinci golü arıyor PSV Eindhoven. Orta kaleci uzaklaştırdı. Noah Long'un önünde kaldı. Kaleci ilk pozisyonda başarılı olsa da burada uzaklaştıramıyor topu. Noah Lang'ın gol sevinci ekranlarda AZ Alkmaar tribünlerine doğru. Bir kez daha izliyoruz. Kaleci ilk anda başarılıydı. Fakat Noah Lang'ın şutunda müdahalesi yetersiz. Sol kanattan geliyor son dakikalarda AZ Alkmaar. Karşı karşıya pozisyon. Denso Cassius vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. Fakat bu gol AZ Alkmaar'a puan için yeterli olmuyor. AZ Alkmaar 1, PSV Eindhoven 2. Bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 9'u gösteriyor. ET Spor ekranlarında başlama vuruşuyla ben Ata Selçuk karşınızda olmaya devam ediyorum. Artık son dilime girdik. 7 ve 8 dilimlerimizi tamamladık. Artık 9 dilimimizde de yine haberlerimizde karşınızda olacağız efendim. Ve dilerseniz başlayalım. Şöyle arkama şimdi güzel bir LED gelecek ve sonuçları sizlere göstereceğiz. Avrupa Ligi'ndeki sonuçlar tabii ki. Bunlar Galatasaray çarşamba günü Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Dünse Fenerbahçe Manchester United'ı adeta elinden kaçırdı. 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı ve Beşiktaş Lyon deplasmanında kazanmayı başardı. Siyah beyazlar Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetine uzandı. Tabii bir diğer temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor ve Başakşehir'de 5-1 mağlup oldu Selçuk'a ikinci hafta maçında. Onu da aktaralım. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumuna bakacağız. Puan durumu gelsin ekranlara. İlk sayfa geldi. İlk sırada Lazio, ikinci sırada Tottenham, üçüncü sırada Anderlecht, dördüncü sırada Ajax ve beşinci sırada temsilcimiz Galatasaray var. Galatasaray 7 puanı bulunuyor. İlk 3 sıranın 9 puanı var. İkinci sayfaya geçecek olursak burada da Fenerbahçe'yi 14. sırada 5 puanla göreceğiz. Ve son sayfayı rica edelim. Son sayfadaysa 27. sırada 3 puanla Beşiktaş yer alıyor ve Avrupa Ligi'nde 3. hafta sonunda oluşan puan durumu bu şekilde efendim. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Dediğim gibi Konferans Ligi'nde de Başakşehir zaten birazdan detaylarını vereceğiz. 5-1'lik skorla Selçuk'a mağlup oldu. 2 hafta sonunda istediği sonuçları alamadı İstanbul ekibi. Şimdi düne dönüyoruz. Fenerbahçe Manchester United maçına gideceğiz. Sarı lacivertler 1-0 geriye düştü ama 1-1'i yakaladı. Yine de galibiyete uzanamadı. Fenerbahçe Manchester United'ı elinden kaçırdı. Sarı lacivertliler İngiliz deviyle 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United'ı Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmada ilk gol Manchester United'dan geldi. İngiliz devi Christian Eriksen'in 15. dakikada attığı golle öne geçerek soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe 49. dakikada En-Nesyri'nin golüyle skoru 1-1 yaptı. İki takım adına da yüksek tempoda oynanan maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik skorla beraberlikle sonuçlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ise Osayi'nin yerde kaldığı pozisyona itiraz etti ve ardından 57. dakikada kırmızı kart gördü. Kadıköy'de daha baskın oynamasına rağmen 1 puana razı olan Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. 3 maçta 3 beraberlik alan Manchester United ise 3 puana çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Azakmar deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise Yunanistan temsilcisi PAOK'u evinde ağırlayacak. Maçın ardından Jose Mourinho neler söyledi, bir kulak verelim. Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek. Eğer İngiltere'de alt sıralarda yer alan bir takım 2 yıl sonra ilgilenirse ben buna hazırım. Başka da bir şey demek istemiyorum. Ben maçı konuşmak istiyorum. Bugün harika oynadık teoride bizden üst seviye olan bir takıma karşı. Son dakikada yemiş olduğumuz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Çünkü başka bir takım olsaydı o gol iptal edilirdi. Bu soruyu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Belki de bugün çok iyi oynamış olmamız sizler için iyi değil. Belki de Türk basını mutlu değildir bugün çok iyi oynamış olmamızdan dolayı. Ama ben çok mutluyum iyi oynadığımız için. Manchester United gibi bir takıma karşı 2 puan kaybetmiş olduğumuz hissiyatı şu anlama geliyor. Demek ki çok iyi oynamışız. Ama size şu konuda katılıyorum ki Türkiye Ligi'nde de United'dan daha alt seviye olan takımlara karşı böyle oynarsak o zaman her maçı kazanırız. Bu konuda size katılıyorum. Bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nde oynamış olduğumuz 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Ve böyle oynamak istiyoruz. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki takımlardan çok daha iyi bir rakibe karşı oynadık bugün. Bu da oyuncularıma tabii ki o duyguyu veriyor. Şu duyguyu veriyor ki bizler doğru yoldayız, doğru yöne doğru gidiyoruz. Bunu da kullanmamız gerekiyor. Bunu tekrarlayabiliriz, bunun daha iyisini yapabiliriz. Çünkü ben Türkiye Ligi'nde Onana'nın yapmış olduğu kurtarışları yapabilecek bir kaleci ya da Garnacho ve Rashford'ın kontra ataklarda kattığı hızı katabilecek kanatlar göremiyorum ki bu tarz pek çok örnek verebilirim. Dolayısıyla bugünkü oyunumuzu bir baz olarak kullanmamız gerekiyor. 2 gün sonra bir maçımız daha var. Pazar günü bir maç oynayacağız. Hedefimiz puanlar almak. Bu şekilde güçlü olarak devam etmek istiyoruz. Evet, gerçekten 2 tane harika kurtarıştı. Bizim maç içerisindeki en iyi dönemimizdi. Çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve harika kurtarışlar yaptı kendisi maç içinde. Önemli anlardı. Bizim kalecimize baktığınız zaman maç içerisinde önemli bir şey yapmadı, yapmasına gerek kalmadı. Bugünkü sonuçtan dolayı mutlu değilim ama takımımın oynamış olduğu oyundan dolayı mutluyum. Ben İngiliz medyasını tanıyorum bugün. Şunu söyleyecekler: Manchester United iyi oynamadı, Manchester United'ın şutu yoktu. Ama neden? Neden Manchester United dominant olan taraf değildi saha içerisinde? Çünkü rakibi iyiydi, rakibi çok iyiydi. Dolayısıyla oyuncularımın da tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Eğer itiraz edersem Altay, ceza alırım. Bu durumla ilgili yapacak bir şey yok. Sevilla ile oynanan finalden beri durum bu. Bununla ilgili yapabilecek hiçbir şeyim yok. Belki ilerisi daha iyi olur bu turnuvada. Dolayısıyla ben de mutsuz olmam ama şu anda durum bu. Cenk Tosun için üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi gerçekten harika çalışıyor ve ona hak ettiği dakikaları veremiyorum. Nesri'yi oynatıyorum, Ceko'yu oynatıyorum ama Tosun'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve ne kadar iyi çalıştığını unutuyorum. Bu durum için üzgünüm. Aynı şekilde onun gibi çok iyi çalışan oyuncular için, forma şansı veremediğim oyuncular için üzülüyorum. Ama muhakkak zamanları gelecek. Fenerbahçe'nin önemli savunmacılarından Alexander Djiku da Manchester United maçının ardından konuştu. İlk tercihim stoper ama hocam nerede görevlendirirse oynarım dedi. Bana göre oyuncular farklı pozisyonda oynamayı biliyorlarsa bir sorun değil. Benim açımdan da böyle. Hocam bana güveniyorsa eğer, benden sol bek veya sağ bek oynamamı istiyorsa elbette ben de memnuniyetle yerine getiririm. Tabii ki benim tercih etmiş olduğum pozisyon stoper pozisyonu. Ama söylemiş olduğum gibi başka bir görev verirse bana hocam, başka bir yerde ihtiyaç duyulursa bana orada da oynarım. Sıkçası Samsunspor maçından sonra bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu takım olarak. Birinci yarı iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim kolektif anlamda. Her ne kadar pozisyonlar da yaratmış olsak devreye maalesef 1-0 girdik ama vazgeçmedik, devam ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve sonrasında 1-1'i bulduk. İkinci yarı yaratmış olduğumuz şanslar vardı. Aslında galibiyeti getirecek pozisyonlara da girdik. Taraftarlarımız her zaman bizlerle beraberler. Bizleri sürekli olarak destekliyorlar. Tabii ki biz de iyi bir performans ortaya koymaya devam etmeliyiz ve onlara galibiyetlerle beraber mutlu edebilmeliyiz. Açıkçası iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim genel itibariyle. Bugün berabere ayrıldık maçtan. Söylemiş olduğunuz gibi daha önce elde etmiş olduğumuz bir galibiyet söz konusu. Tabii ki de minimum bana göre bir galibiyet elde etmemiz gerekir.
Ama elbette bizler direkt bu gruptan çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla daha fazla galibiyetler de elde etmemiz gerekiyor. Evet efendim, şimdi Manchester United cephesine geçiyoruz ve teknik direktör Erik Ten Hag'ın açıklamaları var. Erik Ten Hag şanslar yakaladık ama olmadı, hayal kırıklığı yaşıyoruz dedi. İki tane zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. Fakat ilk golü biz atmamıza rağmen sonradan hatalı gol yedik. Frikikten başlayan bir ataktan gol yedik. Aslında bizim bloğumuz bunu çıkarmalıydı. Bizim için basit bir gol oldu yediğimiz. Zaten o golden önce de 2-0 yapma şansı da yakalamıştık. Güzel şanslar yakaladık bu maçta. İlk yarıda da ikinci yarıda da. Fakat olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi artık Old Trafford'da kazanmamız gerekiyor maçlarımızı. Zor bir deplasmandı. 4 tane hücum oyuncusuyla oynamak zor olabilirdi. O yüzden Nusayri ile oynadık 10 numara olarak. Zaten daha önceden kendisinin takımlarında fullback olmadan önce 10 numara oynamışlığı varmış. Hatta solda oynuyormuş. Ve rolünü de iyi yerine getirdi. Özellikle savunmaya, orta sahaya destek oldu, pres yaptı. Hatta Eriksen'in golünde de rolü vardı. Antonio'ya gelince Antonio antrenmanlarda çok iyiydi. Bir tehdit oluyordu devamlı bulunduğu kanattan. O yüzden onunla başladık ama Amat da, o da iyi performans gösteriyordu. Yani biz genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızın kalitesinden memnunuz. Evet, Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur. Son derece iyi bir kulüp. Taraftarları, ambiyans da çok iyi. İlk yarı sorunuzla ilgili olarak evet, bizim özellikle belli dönemlerde sıkıntı yaşadık. Kontrolü, topa hakim olmayı daha çok yapmamız gerekiyordu ve defans yaparken de ne zaman pres yapacağımızın anlarını ayarlamamız gerekiyordu. Ama bizim de pozisyonumuz var ilk yarıda. Özellikle Rashford'un pozisyonu var. Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe'nin de var. Onana iki tane top çıkardı kornerden gelen topta. Fakat biz sonuçta Porto ve Fenerbahçe gibi iki tane zor deplasmandan beraberlikle çıktık. Birer puan aldık. Tabii ki aslında kazanmak istiyoruz. Buraya gelmeden önce de biliyorduk böyle zorlu bir maç olacağını. Eski Fenerbahçeli ve şu anda Manchester United forması giyen Altay Bayındır da açıklamalarda bulundu maçın ardından ve kendisi için özel bir gün olduğunu söyledi. Ya benim için gerçekten çok özel bir gün. Kendi camiamda birçok anılar yaşadığım, iyisiyle tatlısıyla çok güzel anılar biriktirdiğim camiama karşı. Hatta girerken soyunma odasına direkt ilk bizim ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Orada şey yaptık, konuştuk. Yani özel, tarif edilemez duygular, güzel. Ben de ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulup inşallah daha iyi olur benim için de her şey. Bugün de güzel bir maç oldu. Beraberlikle bitti. Fenerbahçe'mize de en iyisini diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olur herkes için. Kaossuz, stressiz, güzel sonuçlarla biten güzel bir sezon olur inşallah herkes için. İyi bir hocaya sahip şu anda. İyi oyunculara sahip. Dolayısıyla daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum. Daha iyi olur inşallah. Çünkü bu camianın, bu taraftarın her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var. İnşallah en iyisi olur. Bir farklılıklar çok fazla var. Düşüncesel anlamda, baskı anlamında daha farklı. Birbirinden çok bağımsız. Ama buranın tadı da ayrı. Buranın tadı da ayrı yani. Evet efendim, Fenerbahçe kısmını noktalıyoruz ve Beşiktaş diyeceğiz. Beşiktaş ise Fransa'da çok kritik bir galibiyete imza attı. Lyon deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı siyah beyazlılar ve Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Fransa'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazanarak turnuvadaki ilk puanını aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Maçın 26. dakikasında Lyon, Lacazette'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak VAR Tolisso'nun offside olduğunu tespit etti ve bu gol geçersiz sayıldı. Bu iptal kararının hemen ardından Lyon'dan Lacazette ceza sahasına girerken Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı kararı verdi ancak VAR pozisyonun dışarıda olduğunu belirleyerek penaltı
penaltıyı iptal etti. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Gerson Fernandes Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş karşılaşmayı bu sonuçla kazanmayı bildi ve böylece ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı. Siyah beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki rakibi Malmö ile İstanbul'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Lyon ise 7 Kasım'da Hoffenheim'a konuk olacak. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Lyon'un hücumdaki kalitesini gördük. İki mağlubiyetten sonra bu 3 puan bizim için çok iyi dedi. Beklediğimiz şekilde zorlu bir Lyon takımına karşı oynadık. Tehlikeli bir takıma karşı oynadık. Hem maça başladıkları şekilde hem değişikliklerle de hücumdaki kalitelerini gördük. Bazen savunmada şansa da ihtiyacınız olur ve bugün şans da zaman zaman yanımızdaydı. İkinci yarıda geçişleri daha iyi yaptık. Tercihlerimiz her zaman en olması gereken en iyi şekilde olmadı ama 1-0'dan sonra ikinci gole atma fırsatını da bulduk birkaç hücumda. Maçın geneline bakarsak Lyon bu maçtan daha fazlasını hak etti diyebilirim ama sonuçta bizim lehimize. Önemli olan burada skor. İki mağlubiyetten sonra bu 3 puan bizim için çok iyi. Önümüzdeki oynayacağımız 5 maçtan alabileceğimiz en fazla puanı alıp sonraki tura adımızı yazdırmayı hedefliyoruz. Bazı değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Bazen taktik değişimi oyuncu değişikliğinden daha gereklidir. Ki biz de bunları yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. En önemli şey de galibiyetti. Pazartesi günkü maçımıza hazırlanacak 3 günümüz var. Sakatımız yok. Oyuncular veya taktiksel değişimler yaptığımız şeyler tabii ki de. Ama bir değişim olması gerekliliği konusunda haklısınız. O konuda haklısınız. Bir şey değişmesi gerek. Çok iyi bir kaleci. Bugün çok iyi kurtarışlar yaptı. Onun adına mutluyum. Çok iyi bir performans gösterdi. Bizim galibiyetimiz için de çok önemliydi yaptığı kurtarışlar. Ve Galatasaray'a geçiyoruz efendim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Yunus Akgün kararı çıktı. Biliyorsunuz Antalyaspor maçının ardından Yunus Akgün'ün bir paylaşımı vardı. Beşiktaş başvuruda bulundu ve Yunus Akgün Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmişti. Ancak derbi öncesinde Yunus Akgün için bir men kararı çıkmadı. Oyuncuya 117 bin TL para cezası verildi. Galatasaraylı Yunus Akgün Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Antalya Spor maçı sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yunus Akgün'ün cezası belli oldu. Disiplin Kurulu'nda alınan karara göre paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı belirtildi. Ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğuna karar verildi. Bu kapsamda Yunus Akgün'e 117 bin lira ceza verildiği duyuruldu. Men cezası almayan Yunus, pazartesi günü Beşiktaş'a karşı görev yapabilecek. Sezona formda bir giriş yapan Yunus Akgün 13 maçta 5 gol 1 asist üretti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu kararına Beşiktaş Kulübü'nden tepki gecikmedi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan alkışlı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yapıldı. 117 bin Türk liralık cezaya gönderme olarak 117 adet alkış emojisi kullanıldı. Galatasaray tabii ki Avrupa defterini çok iyi bir şekilde sürdürüyor. 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Başta da söylediğimiz gibi ve Sarı Kırmızılar şu anda Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor. Galatasaray yenilmezlik serisini de Elfsborg galibiyetiyle birlikte sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Elfsborg'u konuk eden Galatasaray sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Sarı Kırmızılar Avrupa Ligi'nde yenilmezlik serisini de sürdürdü. Okan Buruk 3-4-1-2 kurgusunu tercih ederken yeni dizilimle birlikte Galatasaray hücumda vites arttırdı. İlk yarıda rakip ceza sahasına 22 kez giren Sarı Kırmızılar 7 isabetli şut çekti ve 3 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükselten Galatasaray 7 asistle bu alanda zirvede bulunuyor. 3 maçta 65 gol girişimi üreten Sarı Kırmızılar bu kategoride de lider durumda. Teknik direktör Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini ekledi.
Galibiyet sayısını 8'e yükselten Buruk, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Mustafa Reşit Akçay'ı yakaladı. Çıktığı 15 maçın 8'inden zaferle ayrılan Buruk, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu. Süper Lig'in 9 haftasını namağlup geçiren Sarı Kırmızılar, Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri oyuncu ve formasyon değişikliklerine rağmen rakiplerini bir bir devirmeyi başarıyor. Galatasaray'da hem ligde hem Avrupa'da gidişat çok iyi durumda olsa da bir türlü savunma problemi çözülemiyor ve Sarı Kırmızılar Elfspor karşısında farklı bir dizilimle sahaya çıktı. Bir üçlü savunma hamlesi yaptı Okan Buruk ancak bu da gol yeme problemine çözüm olamadı. Son iki sezondaki savunma performansıyla ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon geçmişini arıyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Sarı Kırmızılılar buna rağmen kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Sezona Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı tandemiyle başlayan, ilerleyen haftalarda ise Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ikilisine dönen Galatasaray, Elfspor karşısına 3 stoperli kurguyla çıktı. 3-0 öne geçtiği maçı koparmayı başaramayan Sarı Kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa ve RFS karşısında yaşadığı geri dönüş senaryosunun kıyısından dönerken, yenen 3 gol derbi öncesinde moralleri bozdu. Teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularıyla maçtan sonra yaptığı konuşmada, konsantrasyon kaybına ve savunma aksiyonlarındaki iştahsızlığa dikkat çektiği öğrenildi. Topu geri kazanma süresinin kısalmasını isteyen Okan Buruk, özellikle maçların son 15 dakikalık diliminde oyuncularının topsuz oyundaki görevlerine yönelik tavrından hoşnut değil. Evet efendim, bugün tabii ki programın başından itibaren aktarıyoruz. Başakşehir, Slovenya'da Selce deplasmanında 5-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi bir türlü istediği gidişatı yakalayamadı ve ilk 8 şansını da oldukça zora soktu. Başakşehir, Konferans Ligi 2. hafta maçında Selye'ye 5-1 yenildi. Konferans Ligi'nde Başakşehir deplasmanda Selye ile karşı karşıya geldi. Slovenya ekibi Selye maça golle başladı. 5. dakikada Svetlin takımını 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Brnić ile 2-0 öne geçen Selye, 34. dakikada Seçlar ile durumu 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Selye, Kuchis ile durumu 4-0 yaptı. 75. dakikada Pelkas takımının tek golünü attı ve durumu 4-1'e getirdi. 77'de Kuchis skoru 5-1'e taşıdı ve maçın skorunu da belirledi. Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atansa 78. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Başakşehir ilk 2 haftayı puansız kapattı. Selye ise ilk puanlarını aldı. Çağdaş Atan'ın maçın ardından yaptığı açıklamalara bakalım. 10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından bir tanesini oynadık bugün. Maçın başında bir iki tane iyi pozisyona girerek başladık. Gol atacağımızı düşünürken maalesef ilk golü yedik. İlk golden sonra yine oyuna hakim olmaya çalıştık. Çok kolay goller yedik. Gol yedikçe kırılmaya devam ettik. Bu bizim için çok ciddiye almamız gereken bir problem gibi gözüküyor. İkinci yarı erken bir golle oyuna dönmek istedik açıkçası ama her oyuna döneceğimizi düşündüğümüz anda gol yiyerek daha fazla hayal kırıklığına uğradık sahada ve çok ağır bir mağlubiyet aldık. Son 2-3 maçtır gelen bir form düşüklüğü vardı ama bu maçla beraber bunu tekrardan pozitif ivmelenmeye çevireceğimizi düşünüyorum. Bugün de devam ettiğini gördük. Bu mağlubiyet bizim ilk 8 şansımızı imkansız hale getirdi. Ama baktığınız zaman bugünkü oyun da çok bizim ilk 8'i zorlayacakmışız gibi durmuyor. Yani tekrardan çok sıkı bir çalışmaya girip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yoğun bir fikstürden de geçiyoruz tabii ki ama bunlara hazırlıklıydık, iyi çalıştık. Maalesef bugün bunların hiçbirini sahaya getiremedik. Bildiğiniz gibi 8.likle 24.lük arasındaki sıralamada pozisyon aldığınız zaman playoff oynama hakkı elde ediyorsunuz. Bundan sonraki amacımız da orada konumlanıp playoff oynayabilmek ve ligde de yolumuza iddialı bir şekilde devam edebilmek.
FIFA'nın yeni milli takımlar klasmanı açıklandı. A milli takım 26. sıradaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Ekim ayı dünya klasmanını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay 26. basamakta yer alan Türkiye, klasmandaki yerini korudu. A milli takım bu süreçte Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı. Son Dünya Kupası ve Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırada yer almayı sürdürdü. Tangocuları Fransa ve İspanya takip etti. İlk 6 sıradaki ülkeler yerini korurken Portekiz 7. İtalya ise 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi. Evet efendim, Türkiye Futbol Federasyonu TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımız anısına hafta sonu oynanacak maçlarda hem siyah bant takılacağını açıkladı hem de maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatörlik müsabakaları öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatörlik müsabakaları öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz. Trendyol Süper Lig'de tabii 10. hafta heyecanı artık bugün itibarıyla başlıyor. Şimdi program ekranlarınıza gelecek efendim ve buradan sizlere aktaracağız. Geldi bugün itibarıyla Adana Demirspor, Sivasspor saat 20'de karşılaşacaklar ve bu maçla birlikte haftayı açıyoruz. Hatayspor, Kayserispor 13.30, Kasımpaşa, Samsunspor 16'da yarın karşı karşıya gelecekler ve yarının kapanış maçında Göztepe ile Trabzonspor 19'da kozlarını paylaşacak. Pazar günü 13.30'da Gaziantep ile Konyaspor günü açıyor. 16'da Antalya Akdeniz derbisinde Alanyaspor'la Antalyaspor kozlarını paylaşacak ve Fenerbahçe Bodrum Futbol Kulübü maçıyla pazar günü saat 19'da oynanacak ve bu maçla birlikte pazar günü sona erecek. Pazartesi günü ise Başakşehir Eyüpspor 17'de karşı karşıya gelecek ve haftanın dev maçında, dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günü saat 20'de kozlarını paylaşacaklar. Haftanın bay geçen takımı ise Çaykur Rizespor olacak efendim. Şimdi Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bu arada Trendyol Süper Lig'de haftanın maçları öncesinde hava durumlarını da birazdan Hüseyin Öster'le birlikte konuşacağız. Bunu da aktaralım. Trendyol Süper Lig'de 10. haftada Göztepe'ye konuk olacak yarın Trabzonspor ve bu maçın hazırlıkları tabii sürüyor. Bugün de hatta tamamlanacak çalışmalar. Trabzonspor'da bir taraftan kongre heyecanı yaşanıyor, bir diğer taraftansa transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor'da gözler Süper Lig'in yanı sıra transfer çalışmalarına da çevrildi. Cumartesi günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olacak Fırtına, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Şehirde kongre heyecanı da yaşanmaya başlarken mevcut başkan Ertuğrul Doğan ve teknik heyet transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Doğan, Sayın Şenol Güneş bize raporunu verdiği an kimi istiyorsa, şartlar müsaitse gerekeni yapacağım ifadelerini kullanmıştı. Güneş'in raporunu şekillendirdiği ve taleplerinin büyük ölçüde hazır olduğu öğrenildi. 72 yaşındaki teknik adam en az bir kanat transferi isterken Orsic'in durumuna göre ikinci kanadı isteyebilir. Kanat bölgesinde gündeme gelen ilk isimse İsviçreli Ruben Vargas oldu. Fırtına'nın sezon sonunda Augsburg'la sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncu için hamle yapacağı öğrenildi. Öte yandan mutlaka bir stoper hamlesi bekleyen Güneş bu bölgeyi çok önemseyerek altını özellikle çizdi. Bu bölgelerden sonra orta sahaya da hamle bekleyen Şenol Güneş, Abdullah Avcı döneminde sezon başında gündeme gelen iki isme onay verdi. Fırtına, şampiyonşip ekiplerinden Norwich City'de görev yapan Marcelinho Nunez için tekrardan hamle yapmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli teknik adamın Şilili orta sahayı beğendiği ve hamle yapılması için onay verdiği de öğrenildi. Karadeniz ekibi Burnley'deki Josh Brownhill için de nabız yoklayacak. Yönetim ise hamleler için kolları sıvarken transferleri takıma olabildiğince erken katmak istiyor. Evet efendim, her cuma olduğu gibi başlama vuruşu ekranlarının artık bir HTSpor ekranlarının bir klasiği oldu. Başlama vuruşunda Hüseyin Öster'le birlikte hava durumunu konuşacağız. Hafta sonu maçlara bakacağız. Abi hoş geldin. Hoş buldum Ata. Herkese iyi cumalar, iyi sabahlar. Evet, güzel bir gün olmasını diliyoruz. Tabii geçen hafta yine maçlar oynandı. Bu hafta da Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları var. Şöyle bir editör arkadaşım Bahadır Koçan ve yönetmenim Emre Kaprol'den rica edeyim. Şuraya alalım maçların hem hava durumlarını hem genel saatlerini. Bugün itibarıyla başlıyoruz abi. Adana Demirspor Sivasspor maçı var. Adana'da bugün 20'de. Evet. Adana'daki maçtan başlayalım. Türkiye'de şimdi gündüzler biraz sıcak geçiyor. Yağmursuz geçiyor. Meteorolojiyle ilgilenenler yağmur haberi alamıyor hiç bizden hava durumunda. Ama biz de güneşli hava haberi vereceğiz. O da bir haber. Bence daha güzel. Yani sizin için futbol için tabii ki. Bize daha güzel yani. Bu akşam 26 derece bir sıcaklık var. Saat 8'de Adana'da tahmini olarak. Yani bu 26 derece 8'de. Akşam 8'de. Biz hala Adana'dan mesaj atıyorlar. Burası serinlemedi, haberiniz olsun. Yani hava durumu anlatıyorsunuz, hava soğudu diye. Ya burası serinlemedi, burası haberiniz olsun diyor. Biliyoruz efendim sevgili Adanalılar, gerçekten haklısınız. Çok da severim. Yani de. Artık Kasım'a giriyoruz. 26 derece çok, 20'de bir de yani akşam saatinde çok acayipmiş. Evet. Hatay'da ve çevresinde de, Mersin'de ve çevresinde de öyle 25 derecelik bir sıcaklık var. Cumartesiye geçtim ben. Evet. Hatay-Kayseri maçında öğlen oynanacak maçta 25 derecelik bir sıcaklık. Parçalı bulutlu, yağmursuz. Kasımpaşa-Samsun İstanbul'da hafta sonu nasıl geçecek? İstanbul'da böyle bugün de bulutlar artacak. Zayıf yağmur ihtimali var. Dün biraz Başakşehir'de yağmış ama şemsiye bile açtırtmadı dedi bana arkadaş az önce. Aynı onun gibi. Cumartesi günü yani yağmurdan korkmanız, endişe etmeyin. Biraz daha çiseleme gibi mi? Çiseleme. Hı. Çok da denk gelirse. Dolayısıyla 16'da böyle yağmurluk şemsiye almanıza gerek olmayacak. 17 derecelik de bir sıcaklık. Ama yine bir serin olacak gibi değil mi? Yani İstanbul bayağı serinledi çünkü. Güneşlenemediğimizde bugünlerde üşürüz. Güneşin, evet, altından çıktığımız an üşürüz. Güneşteyken çok güzel hava. Güneşin bir gölgeye gidiyorsun. Mevsim değişiyor. Mevsim değişiyor. Rüzgar da ilgili. Kuzey-kuzeydoğudan esiyor. Gelen hava serin. Hani Akdeniz'in havası gelse Lodos'la o ayrı yapıyor havayı. Ama ben bunu tercih ederim. Hava serinken bazı avantajlar da var Ata. Yani sokaklarda işi olmayan, boş boş gezmek isteyen varsa soğuktan kaçtığı için daha bir sakin oluyor. Doğru, çok mantıklı bir tercih. Göztepe'ye bakalım. Yani bu, evet, şehir böyle yaptı bizi. 20 milyon insan var. Normalde böyle şeyler... Artık kötü hava olsun. Hani bir de bayram falan olmasın istiyoruz. Böyle bir şey bedava olmasın istiyoruz. Hani o noktaya geldik. Ulaşım bedava olursa... Göztepe-Trabzon maçı, Göztepe-İzmir'de 20 derecede oynanıyor. Akşam saat 7'de bile 20 derece sıcaklık var. Tabii Adana kadar sıcak olmasa da şu sıralarda... Evet. Adana öyle bir yere koydu ki çıtayı, sıcak gelmedi 20 derece. Şu anda Trabzon-Göztepe... Aa, ne güzel maçmış bu arada. Göztepe-Trabzon. Göztepe her ne kadar biraz düşüşe geçti. Eski formunda değil ama Trabzonspor'da galibiyete ihtiyacı var. Bu maç çok önemli. Gürsel Aksel Stadyumu da güzel bir stat. Yani maç izlemesi de çok keyifli bir stat. İnşallah hava da güzel olur. O zaman söyleyelim. Cumartesi akşam 7'de başka işiniz yoksa bu maça, evet, göz atın. Bu maçı ben de izleyeceğim o maçı. Bu maçı izleyin diyelim. Şimdi sıradaki sayfamız gelsin. Bu cumartesinin devamına bakalım. Evet. Cumartesi bitti galiba. Cumartesi pazar. Bu şekildeydi. Pazara geçtik. Pazar 13.30. Gaziantep'te de sıcak bir hava var. Sıcak. Gündüz öğlen 27 derece. Akşam 22'ye falan 23'e düşüyor. Antep'te yağış beklemiyoruz. Alanya Spor, Antalya Spor maçı var. Bu maç da ilginç. Mesela Akdeniz derbisi. Otobüse biniyorlar. Hemen tık, yarım saat sonra diğer takışıydı. Ama bir... hangi takım şu an sence kazanmaya yakın? Ben sana bu soruyu dün akşam... Alanya Spor daha yakın. Çünkü Antalya'da zaten böyle bir, orada bir artık sıkıntılı bir süreç. Alex istifaya çağrılıyor. Oyun olarak çok tatmin edici bir oyun yok. Alanya Spor Fatih Tekke ile birlikte artık oyununu biraz daha oturtmuş. Bu ligin gedikli takımlarından birisi oyun olarak. Hani sanki burada Alanya Spor bir tık daha önde gibi gözüküyor Antalya Spor'a karşı. Ama sonuçta bu da derbidir yani. Alanya Spor, Antalya Spor da derbidir. Her zaman da keyifli olur. Game Park'ta oynanacak maç. Fatih Tekke dedin, şu an beni benden aldı diye. Çok eskiden sevdiğim bir... Fatih Tekke ve Alex karşı karşıya. Ya zaten çok enteresan bir, evet, maç. Evet, aynen öyle. Türk iki iyi oyuncu... Bu geçen sefer de oldu. Arda Turan'la, evet, şey. Artık böyle eski iyi futbolcular birbirleriyle teknik direktör olarak karşılaşıyor. Tabii. İkisine de bol şans. Bu maçta da yine güzel bir hava var, 16'da 26 derece. Evet, yağmursuz bir Alanya-Antalya akşamı.
şey, öğleden sonrası. Akşam saatlerinde de gerçi yağış yok. Ya burada sıcaklıklar biz fazla diyoruz ama yakın zamanda soğumuyor da. Biz seninle haftaya da aşağı yukarı böyle sıcaklıkları konuşuruz. Bir sonraki hafta soğuk hava bekliyoruz. Onu da uzun vadeli izleyicilere söyleyelim. Bu arada Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor ya. Evet. 4 günlük tatil yapmış bazı iş yerleri. Pazartesi'yi de katarak. Genel olarak havalar Akdeniz'de böyle. Ve asıl büyük maçlardan bir tanesi olan... Evet, Fenerbahçe-Bodrum. Evet, Fenerbahçe Bodrum havasıyla gelmemiş gibi sanki 15 derece. Yeter be 15 derece. Çok da soğuk. Kurtarır mı diyorsun? Kurtarır. Dün akşamdan daha sıcak olacak hafta sonu hava. Birkaç derece. Parçalı bulutlu bir hava olacak 15 derece. Pazar günü maç havasını dışarıda gün olarak maç gününü değerlendirecek olanlar pek bir yağmur beklemiyoruz. Bugünden daha düşük yağmur ihtimali. Yani bugün yağmazsa pazar hiç yağmaz gibi diyebiliriz. Çok da esmiyor. Kıyı, Boğaz kıyısı zevkli olur, keyifli olur. Fenerbahçe maçında. Ama artık sanki böyle ince mont havaları geldi değil mi? Yani geldi. İnce mont, tabii yani hırka gelsin, falan kurtarmaz. Gelsin gelsin, bu ceplerini kullanıyoruz. Evet. Ben severim canım. Bence gerçekten bir erkek için bunu kesinlikle söylemek lazım. Yani çanta, özellikle biz büyük çanta daha çok taktığımız için, sırt çantası taktığımız için ya da el çantası, omuz çantası taktığımız için sürekli yanımıza taşıyamıyoruz. Ceplerimiz böyle şişiyor artık. Oraya cüzdanı koy, oraya telefonu tabii koy. O yüzden dediğin gibi iyidir, mont iyidir o konuda. Mont ve ceket iyidir. Tabii. Ya bir de mevsimi mevsiminde yaşamak, büyüklerimiz hep böyle söyler. Bu mevsimde biraz yağmurlu, rüzgarlı olmayı beklemeliyiz. Başakşehir maçına geçelim. Evet. Başakşehir'de pazartesi günü de... Başakşehir-Eyüp. Burada da yine Eyüp. Güzel bir maç. Evet. İki İstanbul kulübü Avrupa yakasında pazartesi 17 derece bir sıcaklık bekliyoruz. Bulutlu bir gökyüzü olur. Yağmur ihtimali düşük. %10 gibi bir yağmur ihtimali var. Büyük olasılıkla yani yağmayacak. Hı hı. Ve efendim Galatasaray-Beşiktaş maçı. Evet, dev derbi. Dev derbi pazartesi günü. Burada pazartesi günü serin ve bulutlu bir gökyüzü bekliyoruz. Pazartesi gününü saat 8'de maçta geçirecekleri yaklaşık 14 derecelik bir hissedilen sıcaklık karşılıyor. 14 derece düşük sayılır. Atkı ve bere istemez ama bir mont ister. 14 derecelik Seyrantepe çevresi. Bir de orası... Derbi ateşi ısıtır ama ya insanları. Isıtmaz mı? Tabii. Evet. Ya olaysız, gürültüsüz, kavgasız geçsin. Evet, diliyoruz. Çok rica ediyoruz. Daha yeni TUSAŞ, bir sürü olay. Ülkenin gündemi belli. Yani burada... Ben eskiden şöyle düşünüyordum Ata, futbolu bazen siyaset ve diğer kurumlar bir halkı, siz bununla oyalanın aracı olarak kullanıyor diye düşünüyordum. Ama çok daha geniş bakabilmek lazım bu konuya. Mesela dün Lyon'la Beşiktaş maç yaptı, Manchester United'la Fenerbahçe maç yaptı değil mi? Evet. İnsan kaçacak, izleyecek, kafasını ayıracak yer aradı. O futbol maçlarını izledi ve az da olsa günlük dertlerinden kurtuldu ve rahatladı. Kim bu mesajları da, yani pozitif mesajları da en iyi verebileceğin alanlar yeşil evet, sağlık. Aynen bunu öyle. Hep de söylüyoruz. Çok güzel söyledin. Uluslararası alanda takip edildiği için kendini iyi ifade edebileceğin. Yani Lyon bile siyah bantla çıktı siyah Beşiktaş bantla maçına. Çıktı. Bu evet. bile yani bir Fransız takımı Türkiye'ye destek veriyor yeşil zemin üzerinde. Bunu başka nerede yakalayabilir? Bunu yakalayabileceğin kaç yer var? Ya o yüzden bu eski düşünceleri biraz bir yana bırakmak lazım. Siz hala futbol mu konuşuyorsunuz? Kardeşim biz diğerini de konuşuyoruz. Diğerinin acısını emin ol çok derinden hissediyoruz. Ama futbolda konuşuyoruz. Gün 24 saat. Buna vakit var ve bunu yapabiliyoruz. Niye bu kadar açtım bu konuyu? Biriyle dün akşam konuştum da sen hala maç mı izliyorsun? Ben 23'te mesaj atıyorum. Evet maç izliyorum abi dedim. Yani adam yadırgadı. Yadırgaması da normal olabilir ama bence öyle, ben öyle bakmıyorum. Yok olaya. Yani bence normal değil. Çünkü zaten hep bunu söylüyoruz. Bu ekranlarda da defalarca söyledik. Sonuçta biz bir spor kanalıyız ve bunu sürekli dile getiriyoruz. Evet. Yani burada terörün zaten amacına ulaşmaması için biz hayatımıza hayatı durdurmaya çalışıyor. Onlar. Terör zaten senin buradaki şu an yayınını da engellemeye çalışıyor. Evet. Normal insanın kutlama işini de engellemeye çalışıyor. İşte 29 Ekim'i kutlamamızı da engellemeye çalışıyor. Terörün bütün planı bunun üzerine. Sokakta biz rahat yüzden, yürüyememi. Evet yani sokakta rahat görmüş. Rahat toplu taşımaya evet. binemememizi de bunu da şey yapmaya biz çalışıyor. Biz üzerine giderek o yüzden biz aslında aynen öyle. Biz normal hayatımızı bir şekilde tabii ki unutmayacağız yaşadıklarımızı. İçimizde hep o acıyı da şu anda bile yaşıyoruz. %100 mutlu hiçbir zaman olamayız ama bir şekilde insanların da nefes almaya, insanların da hayata dönmeye, sürdürmeye evet. ihtiyacı var. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz ki dün de güzel sonuçlar alındı. Evet. Yani Lyon deplasmanında Beşiktaş, Fenerbahçe'de keşke kazanabilseydi. Çok da yaklaştı galibiyete ama olmadı. Güzel galibiyetlerle birlikte, güzel skorlarla birlikte de insanlar biraz, insanları da moral oldu. Yani böyle evet. olmalı zaten. Futbolun Aynen. amacı bu olmalı.
birleştirici tarafını alırız. Fenerbahçe hakkında da son bir cümle söylemek istiyorum. Dünkü o iyi futbol, bak büyük takıma karşı iyi futbol. Demek ki Mourinho kendi büyüklüğünü futboluna bu maçta yansıttı. Yani bu ilk kez oluyor galiba lig başından beri. Ya bir de ekstra bir motivasyon sonuçta Mourinho için. Eski takımına karşı orada haksızlığa uğradığını düşünüyor gibi durumlar da var. Jose Mourinho da zaten şunu söyledi. Yani işte gördüğünüz dedi, ben açık açık işte iyi futbol oynadığımızı söylüyorum. Görürsün biz daha da iyi olacağız. Bizim oynamak istediğimiz oyun bu dedi o da. Yani o da takımın aslında oyununun bu şekilde olacağının da sinyallerini verdi. Bakalım nasıl olacak. Evet, eskiden birkaç haftada eleştirilmezdi. Bir yıl ya da yarım sezon verirlerdi teknik direktöre değerlendirmek için. Biraz aceleciyiz. Hayat aceleci. Her şey aceleci. Umarım iyi olurlar onlar da. Ben bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da iyi futbol oynamasını çok isterim. Pazartesi günü de hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a tekrar başarılar dilerim. Dünkü maçla ilgili birkaç cümleni alayım. Beşiktaş'ın Lyon maçını izleyebildim. Bence ilk yarıyı izleyip de böyle sağlık sorunu yaşamayan orta yaşlı Beşiktaşlı... Bugün bir manşet vardı, Galatasaray için atmışlar. Çok fena geliyor ama Galatasaray için atmışlar. Elsport maçıyla ilgili kalbi olan izlemesin diye Beşiktaş'ın ilk yarısı da biraz öyle. Sıkıntı yani. Fakat ikinci yarıda biraz topladık. Görülen şeyler var. Ben çok haddimi aşmak istemiyorum. Ama mesela... Çok da fazla Semih'i oynatmadığı için eleştirilen Van Bronckhorst, dün Semih'i 62. dakikada aldıktan sonra Semih'in performansını gözünün önüne getir. Demek ki hocanın bazı fikirleri varmış. Desteklemek lazım. Kesinlikle öyle. Hocalara biraz o konuyu bırakmak lazım. Derbiyle ilgili neler söylersin? Ben ilginç bir şekilde... Bence keyifli bir maç olacak gibi geliyor. 2-2-3-3 falan bana. Böyle bol gollü bir galibiyet. Bana da öyle geliyor. Galibiyet, beraberlik belki. Benim tahminim bu olurdu. Sen ne düşünüyorsun? Sen de böyle düşünüyorsun. Yani ben bir kere Beşiktaş'ın kadrodaki eksik sayısından dolayı, yoğun fikstüründen dolayı Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kadro yapısı olarak. Zaten Galatasaray'ın daha geniş bir kadrosu var. Bir de Galatasaray sonuçta çarşamba günü oynadı. Beşiktaş Lyon deplasmanındaydı. Galatasaray Elfsborg'da içeride oynadı ve bu maç da yine İstanbul'da oynanacak. Bunları düşündüğümüz zaman da Galatasaray daha avantajlı ama tabii ki derbi bu yani. Hani hiç de belli olmaz. Beşiktaş'ta bir de kimler yetişecek? Paulista yetişebilecek mi? Raşit'se yetişebilecek mi? Bunlar da çok önemli. Mert Günok mesela oynayabilecek mi? Dün Ersin çok iyiydi. Ersin ama Ersin de %100 hazır değil aslında, bir fedakarlık yaparak oynadı. Ya Beşiktaş'ın biraz o durum belirleyecek ama göreceğiz. Bana da böyle keyifli bir maç olacakmış gibi geliyor. Umarım iyi geçer. Kim daha az dinlendi, kim daha çok dinlendi? Bunlar büyük takımlar için problem olmamalı. İngiliz takımları haftada 4 maç yaptığı da oluyor. Ama birisi çıkıp da biz daha az dinlendik derse işte o zaman yaygara çıkıyor. Evet. İsterseniz hiç bu konuyu konuşmasınlar. Büyük takım az dinlendim, çok dinlendim demez yani. Sen nasıl sabah 5.30'da buraya geliyorsun? Büyük spikersin. Estağfurullah. Kolay gelsin. Estağfurullah. Eyvallah abi, çok Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık. Hüseyin Öster'le birlikte hem Süper Lig'de maçlar öncesinde hava durumlarını konuştuk hem de genel bir değerlendirme yaptık efendim. Biz şimdi devam edeceğiz. A Milli Kadın Futbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası 1. Playoff turu ilk maçında bugün Ukrayna'yı konuk edecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hedefindeki ilk rakibi Ukrayna. Ay Yıldızlı ekip 2025 Avrupa Şampiyonası 1. Playoff turu ilk maçında Ukrayna'yı konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Henrike Nervik yönetecek. B Ligi 1. grubu 9 puanla 2. sırada bitirerek playoff aşamasına kalan Ay Yıldızlı ekip, rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Müsabakanın rövanşı 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbrus Stadı'nda oynanacak. Bu eşleşmede tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. playoff turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak. Evet efendim, şimdi yanıma Euroleague gelecek çünkü basketbola geçiyoruz. Euroleague'de haftanın programı yanıma gelecek ve hatta geldi. Şöyle bir bakalım, dünden başlayalım. Paris Basketbol Monaco'yu 87-80 ile geçti deplasmanda. Zalgiris Kaunas Maccabi Tel Aviv'i 78-63 mağlup etti. Temsilcimiz Anadolu Efes 96 sayı attığı maçta İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu deplasmanda 96-84 ile geçti. Baskonya Alba Berlin'i 80-57, Real Madrid Kızıl Yıldız'ı 95-72 mağlup etmeyi başardı. Bugün temsilcimiz Fenerbahçe Beko Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u son şampiyon
Panathinaikos'u konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Barcelona Asvel maçı saat 21.30'da oynanacak ve bugünün ve haftanın kapanışında Bayern Münih saat 21.45'te Olympiakos'u konuk edecek efendim ve Euroleague'de haftayı kapatacağız. Bugün temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyoruz. Dün de Anadolu Efes'le birlikte güldük. Diliyoruz ki bugün Fenerbahçe Beko'dan da güzel sonuçlar alırız efendim. Şimdi biz başlama vuruşunu noktalıyoruz artık haberlerini ve sizi maç özetleriyle şimdi baş başa bırakacağız. TFF 2. Lig ve 3. Lig, daha doğrusu Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de güzel maçlar, keyifli maçlar oynandı. Sizi bu maçlarla baş başa bırakacağız. Bugün itibarıyla biz başlama vuruşunu bu hafta noktaladık. Cumartesi, pazar saatler 8-11 arasında seçilme enteşli hafta sonu sizin karşınızda olacak. Ve biz pazartesi günü tekrardan saat tam 7'de başlama vuruşunda birlikte olacağız efendim. HT Spor ekranlarından ayrılmayın. Bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın. Deplasmanda sadece bir galibiyet var. 5 maç berabere bitti. Mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ben spikeriniz Fatih Demirtaş. Orada baskı var Burak. Kaybettiler topu. Yusuf. Yusuf kazandı. Bıraktı soluna. Yerden Plase. Berkit. Sefa hemen kullandı savunma arkasına. Yusuf Koşal. Topu pası. Sol ayak. Müthiş bir gol. Harika bir sol ayak golü. Nefis bir şut. Sincan Belediyesi Ankara Spor 36'da aradığı golü buluyor. Büyük sevinç. Gözlerimizin pası silindi. Hakikaten tam 90'a süper bir gol. Batuhan çekti topu, sol ayak ceza alanı içine. Sefa bayrak kalkmadı yerden. Kaleci inanılmaz, 18 yaşındaki Recep Tayyip karşı karşıya gole izin vermiyor. Muhammed Bayır faul beklentisi var, oyun devam ediyor. Mustafa bıraktı sağına, ters kanatta Muhammed Mustafa top istedi onun olduğu bölgeye. Şimdi Muhammed Mustafa ceza alanına sokuldu, vurdu Adal. Halil İbrahim kısa kaldı top. Ceza alan içi sağ çapraz, şut şansı ve gol. Afyonspor beraberliği buluyor. Adal ters dokundu. Top ağlara gitti. Emirhan Sefa Öz 20 yaşında 8. maçı ilk golü. Emirhan'ın attığı gol. 82'de eşitlik geliyor. 1-1. Halil İbrahim biraz önce oyuna girmişti. Top önünü aldı Enes. Enes vurdu. Recep Tayyip ortaladığı ceza alanı içine doğru. Recep Tayyip. Bu arada penaltı kararı geldi. Penaltı diyor maçın hakemi. Sincan Belediyesi Ankara Spor. 89. dakikaya girdiğimiz anda penaltı kazandı değerli izleyenler. Sarı kart çıktı Recep Tayyip'e. İşaret geldi. Oltan vurdu. 90'a astı. 90'da penaltı 90'a. 2-1. Takımının golünü kaydeden isimdi. Faul yapıyor. Ve maçta son düdük geliyor değerli izleyenler. Sincan Belediyesi Ankara Spor sezonun ilk galibiyetine imza atıyor. Sanıyorum ses sizlere kadar da geliyor. Bando Mızıka yine tribünlerde davullar, zurnalar eşliğinde Düzce Spor'u destekliyor. Düzceliler ve mücadele başladı. Bilal'le paslaştı Kaan. Oyunu sağ kanada taşıdı. Şimdi sağ çizgi üzerinde Rıdvan. İlk hareketi rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası içine doğru orta. Kontrol gelmedi. O noktada Berkay... Bilal ileri çıkarmak istedi, verdi pasını Berkay'a. Berkay çalımını attı. Karşı karşıya pozisyonda gidiyor. 3'e 2 bir hücum. Düzce Spor gole gidiyor. Düzce Spor gole gitti Berkay. Berkay net pozisyondan yararlanamadı. Dakika 5. Ceza sahası içine doğru orta. Bir şut kaleci, ardından top direkten döndü. İkinci pozisyon kafa. Bir kez daha kaleci Muhammed.
Ali Sinan'ın iki şutu üst üste, iki güzel kurtarış. Yine bir hücum şansı, ceza sahası içinde tehlikeli olabilecek pozisyon. Ve hakemin kararı penaltı olarak gösterildi. Evet, penaltı. Hakan kalesine dikkatli. Şut ve top ağlara gitti. Düzce Cam Düzce Spor penaltıdan bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Bilal Şeflek attı golü. Sağ çizgi üzerinden karşı yaka hücumu. Ceza sahası içinde iki kişi var. İçeri doğru orta. İshak vuramadı. Ardından bir kafa top direkten döndü. Enes Nalbantoğlu. Emre ceza sahası içine girdi. Emre şut şansı arıyor. Emre yerde kaldı. Hakem devam dedi. Karşı yaka hücumu sürüyor. Ferdi bir kez daha ceza sahası içinde yaptı ortasını. Bir kafa top ağlara gitti. Beraberlik golü geldi. Skora 1-1'lik denge geliyor. İshak. İshak kayarak müdahale etti. Bedran aldı bir kez daha ara pası. Ve hakemin kararı penaltı. Enes yerde kaldı. Karşıyaka penaltı kazandı. Hakemin düdüğü geldi. İshak topun başında. İshak kullandı. Kaleci çıkardı. Muhammed gole izin vermedi. Adeta gol olmuş gibi büyük bir sevinç. Uzatma dakikalarındayız. Karşıyaka gol arıyor. Karşıyaka hücumu ceza sahası içine tehlike. Pası güzel. Şimdi İshak penaltı atamadı. Verdi pasını. Bir şut top ağlarda. Gol. 2-1 oldu. Gol anını tekrar izliyoruz. İshak verdi pasını sola. Güzel bir vuruş. Savunma yine uzaklaştırdı. Ve maçta son düdük geliyor. Karşıyaka Düzce Cam Düzce Spor karşısında 1-0 geriden gelerek 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Seyir zevki yüksek, güzel bir mücadele olmasını diliyoruz efendim. İlk düdük geldi ve karşılaşma başlıyor. Ceza sahası içi de bir hayli hareketli. Hakemin düdüğü geldi. Orta içeri doğru yapıldı. Kaleci tokatladı. Top kornere gidiyor. Ceza sahası içi yine bir hayli hareketli. İçeri doğru yapılan orta ön alanda karşıladı. Kerem kafayı vuran isim. Yeniden ceza sahası için orta. Bir kafa top ağlarda. Öne geçiyor Kelki Hürriyet Spor. Köşe vuruşundan sonra gelişen organizasyonda gol geliyor. Kelki Hürriyet Spor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Salih Akçay'ın attığı golle kulluk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda. Topla çıktı Ömer Faruk. Verdi pasını o noktada Enes. Önünü boşalttı Enes'in şutu. Top dışarı çıkıyor. Kerem. Kerem sıyrıldı Burak'tan. Şimdi tehlikeli olabilecek bir pozisyon. Rakibinden sıyrıldı Enes. Çizgiye doğru inerken yaptı ortasını. Bir topa toplarda. Beraberlik golü geliyor. Yine Gölkafkas Spor'dan. Tribünlerde büyük sevinç. Yine Gölkafkas Spor ilk devrimin sonlarında. Skoru 1-1'e getiriyor. Hızlı gelişen hücum. Ceza sahası için orta. Ve kafayla geldi gol. Sağ beklenileri çıkan Çağatay'a. Çağatay çevirdi topu. Ceza sahası içinde bir kafa. Top dışarı gitti. Kişilik bir baraj. Topun gerisinde Burak. Kelki Hürriyet Spor. İkinci golü arıyor. Burak doğrudan kaleye gönderdi. Top dışarı gitti. Ve karşılaşmada son düdük geliyor. İnegöl Kafkas Spor 1, Kelki Hürriyet Spor 1. Nesine 3. Lig 2. Grup 7. hafta karşılaşmasında 1-1'lik eşitlik var.